Ben Profesör Doktor Orhan Alankuş. Sizlere bugün akıllı ulaşım sistemleri alanlarındaki çeşitli teşvik çalışmaları üzerinde bilgi vereceğim. Ne gibi imkanlar var, onlar hakkında bilgiler vereceğim. Baktığımız zaman bu başlı dört kısımdan oluşacak. Bu bilgiler aslında şundan da anlatabilirim. İlk önce saat 11'e kadar uluslararası ulaşım strateji planları ve hedefleri ülkemiz ile bir karşılaştırma veriyor olacağım. Şimdi teşvikler diye söylediğimizde niçin strateji planlarına giriyoruz? Çünkü her zaman strateji planları önce çıkıyor. Onun üzerine neler yapılması gerektiği, ne gibi inovasyon çalışmaları yapılması gerektiği ortaya çıkıyor. Ve onların sonucunda hangi konularda fonlamalar çıkartılacak onlara karar veriliyor. O nedenle stratejileri biliyor olmak çok önemli. Aynı zamanda teşviklere bir takım projeler hazırlarken, öneriler hazırlarken bu önerilerle ilgili de mutlaka stratejileri nasıl bunlara ulaşmada kolaylık sağlayacak. Bunlar hakkında da bilgileri veriyor olmak da çok önemli. O yüzden bu herhangi bir şekilde fonlama almak için bu stratejiler hakkında mutlaka bilgimiz olması son derece önemli. O yüzden ilk önce onlara bakıyor olacağız. Daha sonra özellikle Avrupa Birliği'nin strateji planları, ARGE planları ve bununla ilgili olarak Horizon Europe, özellikle Avrupa Birliği'nin en büyük çağrısı, onlarla ilişkisine bakıyor olacağız. Daha sonra şu anda ne gibi fırsatlar var, nasıl teşviklere başvurularda bulunabiliriz, yararlanma yöntemlerimiz nedir, onlar üzerinde bakıyor olacağız. Ne yazık ki biraz sunuş küçük gidiyor şu anda, çünkü tam ekrana çevirdiğim zaman bu akmadı. O yüzden şu anda zaman harcamak için bu şekilde gidiyor. Umarım ilk 15 dakikadan sonra problemi çözüyor olacağım. Bir daha bakacağım ona. Evet, şimdi uluslararası ulaşım strateji planları ve hedefleri ülkemiz karşılaştırmasına kısaca bakıyor olacağız. Bunlar aslında bizim ülke olarak hazırlamış olduğumuz Ulaşma ve Altyapı Bakanlığı vasıtasıyla akıllı ulaşım sistemleri strateji belgemiz var 2020-2023 yılları arasında ve burada çok net bir şekilde bu dünyadaki strateji planları nedir onlar hakkında bilgiler de var. O yüzden bunların bir kısmı zaten orada almış olan bilgiler. Şimdi Japonya baktığımız zaman aslında 1995 yıllarından itibaren bu konularda çalıştıkları ortaya çıkıyor. Yani birinci evre olarak işte ilk başta kapsamlı bir akıllı ulaşım strateji planı hazırlanmış. Bunun içerisinde araç navigasyonu var, işte elektronik ücret toplama var, sürüş güvenliği var, trafik yönetimi var, karayolu yönetimi var, toplu ulaşım var, ticari araç işlemleri var, yayalara destek olmak var ve acil araç işlemleri var. Yani temel akıllı ulaşım sistemleriyle ilgili ana çalışmalar, planlamalar 1995 yılında yapılmış. İkinci evre 2004 yılında buradaki belirli yol alındıktan sonra yaygınlaştırmayı hedeflemişler. Ve burada işte karayolu trafik güvenliği, düzgün trafik akışı, genel olarak uyumluluk, ekonomiyle katkı yapılıyor olması, bir platform oluşması, standartlaştırma oluşması gibi bir takım noktalara giriyorlar. 2013 yılından sonra baktığımızda artık sürdürülebilirlik önemli kavramlardan birisi oluyor, hareketlilik önemli kavramlardan birisi oluyor ve sürdürülebilir hareketlilik için akıllı ulaşım sistemleri diye bir vizyon konuyor ve bununla ilişkili olarak karayolu trafik güvenliği, sürdürülebilir kent içi ulaşım, sürdürülebilir taşımacılık sistemleri, kolaylaştırıcı teknolojiler, bunlar hep ön planlara alınıyor. Ve de bunların içerisinde de
baktığımız zaman işte bağlantılı araç sistemleri, veri sistemi, emisyonların azaltılması, otonom sürüş sistemleri, yani gördüğünüz gibi bağlantılı ve otonom sürüş sistemleri birlikte geliyor ve sonunda bağlantılı ve otonom sistemleri ve büyük veri sistemi akıllı ulaşımda, bunlar ana iki öge olarak ortaya çıkıyor Japonya'da. Ve belli bir şekilde iş planlaması, eylem planlaması var. Bu planlamalara baktığımızda ilk başta işte otonom kontrolle ilgili olarak, güvenlikle ilgili şeyler 2011 yılında devreye girmiş. Tabii bunlar araçlardaki olan sistemler, ama bunların bir kısmının verimli çalışıyor olması için, daha iyi çalışması için yoldan ve akıllı ulaşım sistemlerinden de bilgi alması gerekiyor. Mesela işte baktığımız zaman 2012, işte 2020'lere doğru artık yol araç haberleşmesi ve adaptif cruise control diye söylenen adaptif takip mesafesini organize eden sistemlerde trafik sıkışıklığını iyileştirecek bir takım sistemler üzerinde çalışmaya başlanıyor. Yani ortak kooperatif çalışmalar ön plana çıkıyor. Zaten Japonya'nın yakın dönem ve uzun dönem hedeflerine baktığımızda yol ve sürüş güvenliğini sağlamak, veri yine çok önemli. Kooperatif akıllı ulaşım sistemleri, sürdürülebilir hareketlik ve inovasyon çalışmaları. Şimdi ileride göreceğiz birçok ülkenin ön planda Ar-Ge ve inovasyon oldukça ciddi bir şekilde önem veriyorlar. Baktığımız zaman da yarı otonom sürüş, bununla ilgili pazarı oluşturma, mevcut altyapının otonom sürüşe hazırlanması, büyük veri paylaşımı ve bunun güvenliği ve araçlar arası veyahut da sabit sistemler arası haberleşme, erişilebilir güvenli ulaşım. Zaten hedef erişilebilir rahat ve güvenli ulaşım olması ana hedeflerden bir tanesi. Diğerleri bir nevi aslında buna hizmet ediyor olarak da bakabiliriz. Japonya'daki sistemler bu şekilde. Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımız zaman orada da işte Department of Transport var, Ulaşım Genel Müdürlüğü. Onların belli hedefleri var. Güvenlik, bakım onarım, ekonomik, rekabetçilik, yaşanabilir toplum, emniyetli, tedbirli olması, çevresel sürdürülebilir. Peki akıllı ulaşım sistemleri bunlara nasıl hizmet edecek diye bakıyorlar. Daha güvenli araç ve yollar oluşturmamız lazım akıllı ulaşım sistemleriyle. Hareketliliği iyileştirmemiz, artırmamız lazım. Verimli hareketlilik, çevresel zararların etkilerini azaltmak, inovasyon, yine gördüğünüz gibi burada ön plan çıkıyor. Ulaşım sistemleri bilgi paylaşımını destekliyor olmak. Yani veri yine burada ön plana çıkan noktalardan bir tanesi. Yine yakın dönem ve uzun dönem baktığımız zaman yol ve sürüş güvenliği sağlamak, ekonomik rekabet. Bir de birçok yerde ortaya çıkan noktalardan bir tanesi, Avrupa'ya da baksak, Japonya'ya da baksak, Amerika'ya da baksak, bu da rekabetçi olun. O yüzden inovasyon Ar-Ge önemlidir gibi bir hedef de çok görünür bir şekilde koydukları hedeflerden bir tanesi oluyor. Erişilebilir ulaşım, sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir hareketlilik ve bunları yapıyor olmak için de işte otonom sürüş, akıllı ulaşım sistemleri yatırımlarının teşvik edilmesi, bu konuda Ar-Ge gelişiminin sağlanması, entegrasyon sistemlerinin oluşturulması, emisyon ve elektrikli araçlar yaygınlaşması ve yine kooperatif akıllı ulaşım sistemleri, farklı modlardaki ulaşım sistemlerine rahat bir şekilde ulaşma. Bunlar da Amerika'nın ana hedefleri içerisinde. Fakat Amerika'nın çıkarmış olduğu bir tane akıllı ulaşım sistemleriyle ilgili 2020-2025 stratejik planı da var. Burada ufak tefek bir öncekine göre değişimler olduğunu görüyoruz. Artık Department of Transport'un hedefleri daha özet olmuş. Güvenlik, altyapı, inovasyon, güvenlik. Yani burada da inovasyon da konmuş ayrıca. Ve buna hizmet edecek akıllı ulaşım sistemleri de şu şekilde ana stratejiler olarak belirleniyor. Yeni teknolojileri
anlayalım, ortaya çıkartalım, bunları uygulayalım ve ARGE çalışmalarını yönlendirelim. Bu tekniklerin yaygınlaşmasını sağlamak için faydalarını, etki analizlerini iyi bir şekilde yapıyor olalım. Bu akıllı ulaşım sistemleriyle ilgili teknolojide gerekli desteği verelim ve bununla ilgili politikaları oluşturalım gibi, bu şekilde daha genel çerçevede ama işte ARGE'nin, inovasyonun özellikle vurgulandığı ve güvenliği, altyapı, inovasyon, güvenilirliğe hizmet edecek bir takım ana sistemleri oluşturulmuş burada. Güney Kore'de baktığımız zaman onlar da çalışmalarına 2014 yıllarında başlamışlar gibi görülüyor. Mutlaka daha öncesi de vardır ama burada öncelikle araç altyapı güvenlik hizmetlerinin standartizasyonuna gidilmiş. 2021-2025 arası, yani bu içinde bulunduğumuz alanda ise metropolitan alanlarda araçtan araca güvenlik hizmeti için araç altyapı kullanımı oluşturulması ve araçların neredeyse %50'ye kadar bu haberleşmeyle ilgili sistemlerin araçlara monte edilmesi hedeflenmiş. Araçlar arasında bağlantılı bir şekilde haberleşme ve ticari araçlarda ise bu araçlar üzerindeki haberleşme sistemlerinin zorunlu tutulması hedeflenmiş. Otoyolların %100'ünde de bu araçlarla haberleşme sistemlerinin oluşmasını istemişler, hedeflemişler. Karayollarında %16, kent içi yolların %12'sinde. 2026-2030'da ise bu sefer araçtan yayaya da güvenlik hizmetleri için araç altyapı sistemi oluşturulması, bu araçların üzerindeki sistemlerin %70'e kadar arttırılması, otonom hız sabitleyici sistem kurma, yani artık bir yerde belirli bir şekilde hız limitine uymak zorundaysanız, diyor ki ben 2026'dan sonra bunu otonom olarak yapıyor olacağım diyor. Artık direkt araç buna uyacak ve kullanıcı engelleyemeyecek bunu. Ticari olmayan araçlarda da aslında bu sistemin, haberleşme sisteminin olmasını mecburi tutuyor. Otoyolların %100'ünde, karayollarının %67'sinde ve kent içi yollarının %17'sinde de bu araçlar arası haberleşme sistemlerinin olması gerekiyor. Tabii tüm bunlar içerisinde ölümcül trafik kazalarını sıfırlama. Avrupa'nın hedefleri içerisinde de bu var. Bu hedefe doğru gidiliyor. Burada 3,5 milyar dolarlık bir tasarruf yapılacağı öngörülmekte. Veri toplama standartlarına baktığımız zaman yakın dönem, uzun dönem hedefleri içerisinde yine ön planda olan noktalardan bir tanesi veri güvenliği sağlanması tabii önemli. Sürdürülebilir çevre ve yaşanabilir toplum, karbonsuz şehir ve bölgelerin oluşturulması, konforlu güvenli sürüş, otomatik sürüş sistemleri, otonom araçlar, yine yani otonom araçlar önemli noktalardan bir tanesi ve sürdürülebilir hareketlilik diye söylediğim zaman da zaten burada Güney Kore hakikaten bunu çok net bir şekilde koymuş. Kooperatif akıllı ulaşım sistemleri, yani haberleşen sistemler. Bu da Güney Kore'nin hedefleri arasında, önemli hedefleri içerisinde. Avrupa'ya geldiğimizde buradaki yapı oldukça farklı. Herhalde çok farklı ülkeler arasında ortak bir yapı kurulmaya çalıştığı için çok fazla organizasyon var. Birazdan onları biraz anlatıyor olacağım. Şimdi Avrupa'nın 2050 hedefleri var. Avrupa'nın beyaz kitabında yazdı. Ve yol kazalarında sıfır ölüme hedefliyor onlarda. Yani 1 milyon civarında ölüm varken yıllık bunu sıfır ölüme indirmeyi hedefliyorlar. Karbon emisyonunu ciddi bir şekilde azaltmayı, yani 1990 seviyelerine göre %60 civarında azaltma hedefleniyor. Ve kentlerde de sıfır emisyonlu taşınır hedefleniyor. Tabii bu hem elektrikli araçları hem de akıllı haberleşen otonom araçlarla ilgili isteği ve çalışmayı veriyor. Yani ilk önce böyle genel hedefler toplumla ilişkili olarak ve çevreyle ilişkili olarak genel hedeflerden yola çıkıyor Avrupa ve ona göre alt hedeflerini hazırlıyor. Ve
Şimdi buna da baktığımız zaman Avrupa Birliği'nin ne gibi eylemler var diye sürdürülebilir taşımla ilgili birçok bir kere organizasyon var. Yani bir şehir içi akıllı ulaşım sistemleri uzman grubu var. Sonra Civitas diye şehirlerin, yani mutlaka hepinizin bilgisi vardır, belki bilirsinizdir, şehirlerin ortak olduğu bir organizasyon var. Ve ELTIS de zaten bununla ilişkili ve Civitas ve ELTIS birlikte bildiğiniz gibi işte sürdürülebilir ulaşım sistemleri, SAMP planlama sistematiğini oluşturmuşlar ve bunlar üzerinde ciddi çalışmalar var. Diğer yandan şehir içindeki akıllı ulaşım sistemleri ile ilgili bir standartizasyon çalışması, bununla ilgili bir grup var. Diğer yandan da işte kooperatif akıllı ulaşım sistemleri ile ilgili bir platform var. Ve bütün bunları da, yani böyle sadece strateji kitapçıkları değil, bir de kurallar silsilesi olarak 2010-2018 yıllarında bir akıllı ulaşım sistemleri ile ilgili direktife çevirmişler. Dediğim gibi çok platformlar var içlerinde. İşte bir kooperatif akıllı ulaşım sistemleri platform var. Bu ortak bir vizyon oluşturmaya çalışıyor. Strateji oluşturmaya çalışıyorlar. Yayılım çerçevesiyle ilgili. Ve bununla ilgili kuralları direktif şeklinde oluşturuyorlar. Bir de büyük ölçekli yaygınlaştırma platformu içinde C-Roads platformu diye söyledikleri, yine kooperatif yollar platformu diye bir platformları var. Bunlar hepsi birlikte ortak bir şekilde çalışarak birbirlerini tamamlayıcı çalışmalar yürütüyorlar. Şimdi eylem planlarına baktığımız zaman da 6 tane başlıca ana alan ortaya çıkarmışlar. Bir tanesi yol, trafik ve seyahat verisinin optimum kullanımı. Yani veri hakikaten çok önemli. Doğru bir şekilde kullanılması, doğru bir şekilde analiz edilmesi, veri yönetimi. Çok fazla veri toplanıyor fakat bunları doğru bir şekilde kullanmıyoruz çoğunlukla. O yüzden bütün ülkelere baktığımız zaman her yerde bu veri güvenliğine ve verinin doğru bir şekilde analiz edilmesine, optimum bir şekilde kullanılmasına çok önemli. Trafik ve yük taşıma yönetiminin doğru, akışkan bir şekilde olması, yol emniyeti ve güvenliği tabii ki en önemli bir tanesi, araç ve ulaşım altyapı entegrasyonu, yani araçlar üzerinde bazı sistemler var, haberleşme sistemleri, onun ulaşımla organizasyonu bir şekilde yapmamız lazım. İşte veri koruma, veri güvenliğinin sağlanması ve Avrupa'daki akıllı ulaşım sistemlerinin koordinasyonu. Bununla ilgili başka 6 tane alan belirleniyor ve bu alanların hepsinin altında da bir takım ilave eylem planları var. Çok somut bir takım eylem planları da var. Şimdi burada ise baktığımız zaman başlıca 3 alanda gelişme öngörülüyor bu planları oluştururken. Önce bir takım hedefler var. Hedeflere baktığımızda, hedefler içerisinde az önceki o beyaz kitaptaki genel hedeflere baktığımızda, bu hedefler biraz daha küçültüldüğünde bir tanesi işte sıfır yolda ölüm. Yani kazalarda hiçbir şekilde ölüm olmayacak artık. Ve ideal, optimum trafik akışı, azaltılmış emisyonlar, azaltılmış trafik sıkışıklığı. Ve bakın burada da şunu söylüyorlar, Avrupa'nın endüstride lider olması, lider. Ve bütün toplumu kapsayan bir sistem kurması. Bunlar ana hedefler. Şimdi bu hedeflere ulaşmak için diyorlar 3 tane ana nokta var. Bir tanesi işte kooperatif akıllı ulaşım sistemi. Diğeri bağlantılı araçlar, diğeri de otonom araçlar. Ve bütün bu üçünü çeşitli stratejilerle, projelerle, organizasyonlarla, bunların birlikte çalışmasıyla yürütüyor olacağız.
ve kooperatif, bağlantılı ve otonom mobiliteyi bu hedeflere ulaşacak şekilde oluşturuyor olacağız. Avrupa'nın böyle bir yol planı var. Ve bununla ilgili olarak da işte 2014 yılında aslında daha eskisi de var ama burada 2014-2030 arasında daha bu süremize daha yakın olanları ele aldık. Bu da az önce söyledim işte kooperatif, bağlantılı, otonom olarak üçe ayrılıyor ve burada da onlarla ilgili inisiyatifler var. Yani önce kooperatif akıllı ulaşım sistemleri platformu kuruluyor. Daha sonra kooperatif yollar platformu kuruluyor. Bunların çalışmaları, strateji planları hazırlanıyor. 5G ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Avrupa, Roma'da bütün Avrupa Komisyonu ülkeleri Roma'da bir anlaşma imzaladılar. Biz artık gerek 5G'de gerek bağlantılı araçlarda gerek otonom araçlarda birlikte çalışacağız diye. Otomotivle ilgili ve mobiliteyle ilgili Gear 2030 diye bir grup yine 2016'ın hazırlamış olduğu planlar var. Ve bunların hepsi ortak bir şekilde çalışarak birbirleriyle ilişki içerisinde sonuçta kooperatif, bağlantılı ve otonom mobiliteyi oluşturma hedefi ile çalışıyorlar. Başta da söylediğim gibi AB bütün bu çalışmaları sonuçta böyle gördüğünüz gibi çok farklı gruplarda çalışmalar var. Bunları ortak bir şekilde bir araya gelip yürütmeye çalışıyorlar. Ama bunları da bir Avrupa Birliği akıllı ulaşım sistemleri direktifine çevirmişler. Bu direktif ilk defa 2010 yılında çıktı. 2018 yılında da bu tekrar bir takım ilaveler yapıldı buna. Burada dört ana öncelik alanı verilmiş. Bir tanesi yolların en verimli bir şekilde kullanılması, trafik ve seyahat verilerinin doğru bir şekilde, en iyi bir şekilde takip edilmesi, en optimum bir şekilde bunların kullanılması, trafik ve yük taşımacılığı yönetiminde akıllı ulaşım sistemlerinin yine en verimli bir şekilde kullanılması ve akıllı ulaşım sistemlerinin yol güvenliği ve güvenlik uygulamalarına gerekli desteği veriyor olması ve araçların da artık ulaşım altyapısına bağlanması gibi ve bunlarla ilgili bir sürü altında açıklamaların olduğu, bu öncelik alanları ile ilgili ve eylem planlarının olduğu bir direktifleri var ve bu yönde ilerliyorlar. Ve bu yönde ilerlerken de mesela işte 2020 yılları sonunda sürdürülebilir ve akıllı ulaşım stratejisi de hazırlanmış tekrar. Ve burada 10 tane ana nokta konmuş, şu noktalarda ilerlememiz lazım diye bu direktiflerde başarılı bir şekilde yapabiliyor olmak için gereken şeyler bunlar. Bunun için sıfır emisyonlu araçların, yenilenebilir ve düşük karbonlu yakıtlı araçların ve ilgili alt yapının iyileştirilmesi, arttırılması. Yani artık elektrikli araçlar Avrupa'da, elektrikli araçlar çok yoğun bir şekilde kullanılıyor oluyor. Tabii bu elektrikli araçlar kullandıkça gerek şarj altyapısı, gerek elektrik sistemleri altyapısının planlaması gerekiyor. Ve birçok firma şu anda 2030 yılından sonra artık içten yanmalı motorlu, dizel motorlu falan araç üretmeyeceğiz diyorlar. Artık elektrikli araca gideceğiz diyorlar. Artık bugün kamyonlarda, tabii şu anda Avrupa Birliği projeleri var. Kamyonlarda, uzun yol otobüslerinde dahi tamamen elektrikli sistemlere göre. Elektrikli sistemler artık ultra şarj sistemleri var ve bu şarj sistemleri vasıtasıyla çok hızlı bir şekilde araçları yine belirli olacak kadar şarj etme imkanı var. O nedenle bu sıfır emisyonlu araçlar önümüzde hakikaten çok ciddi bir şekilde ortaya geliyor olacak. Bizim de buna hazırlıklı olmamız ve filolarımızı ona göre gözden geçiriyor olmamız önemli oluyor. Tabii dikkat etmek lazım. Çünkü teknoloji çok hızlı bir şekilde değiştiği için hani aldığımız teknolojinin hani çok hızlı bir şekilde artık
geçerliliğini yitirme imkanı da olabilir. O nedenle hani doğru bir şekilde teknolojiyi takip ederek doğru yatırımı da yapıyor olmak lazım bu tip çalışmalarda. Sıfır emisyonlu havalimanlarının ve limanlarının inşa edilmesi diğer bir önemli nokta. Şehirler arası ve kentsel hareketliliğin daha sürdürülebilir ve sağlıklı hale getirilmesi yine önemli noktalardan bir tanesi. Daha yeşil yük taşımacılığı. Yani artık kamyonlarda da elektrikli araçlar, yakıt hücreli araçlar gündemde şu anda. Bu konuda çok ciddi çalışmalar var. Karbonun fiyatlandırılması ve buna göre kullanıcılara daha iyi bir takım teşvikler sağlanması, bağlantılı ve otonom hareketliğin gerçeğe dönüştürülmesi artık 2030 yıllarından sonra bağlantılı ve otonom araç hakikaten çok daha fazla bugünküne göre kullanılıyor olacak. Daha akıllı hareketlilik için yeniliğin, verinin ve yapay zekanın kullanımının arttırılması. İşte yine burada inovasyon konularında ön plana almışlar. Tek pazarın güçlendirilmesi, yani Avrupa'da işte hepimizin bir tek pazar oluşturmamız, bu konuda rekabetçi olmamız yine konulardan bir tanesi. Hareketliğin herkes için adil ve ulaşılabilir hale getirilmesi ve ulaşım emniyetinin ve güvenliğinin arttırılması. Yani baktığımız zaman buradaki yukarıda bahsettiğimiz o dört ana hedefin biraz daha kırılımlı hali, detaylandırılmış hali ve hepsi de hakikaten önemli ve hani bu büyük hedeflere ulaşmak için de yapılması gereken ana stratejiler ve eylemler gibi ortaya çıkıyor. Daha sonra bu konuları ilerletmek için ne yaptılar? Sürekli bir takım çalışmalar var. Bir bağlantılı, kooperatif, otonom mobilite derneği kurdular. Biz de burada değiliz, İstanbul Üniversitesi olarak. Ve bu dernek bir stratejik araştırma ve inovasyon dokümanı hazırladı. Biz de bu doküman hazırlamasında katkılarda bulunduk. Ve işte bu stratejilerden yola çıkarak yavaş yavaş artık bunların araştırma planlarına doğru dönüşlere yönelik belli bir takım organizasyonlar, yapılar kurulmaya başladı Avrupa'da. Bu çok yeni. Yani bu yapı geçtiğimiz yıl kuruldu ve işte bu planda bu yıl Haziran ayında çıktı. Yani 2020'nin Haziran ayı gibi çıktı. Burada ana hedeflere baktığımız zaman bir kere artık Avrupa'da her şey Birleşmiş Milletler'in sürekli bir kalkınma hedeflerine paralel bir şekilde hazırlanmakta. Buradaki ana hedeflerde emisyonların azaltılması, güvenliğin arttırılması, kullanımın iyileştirilmesi, adilleştirilmesi, herkesin rahat kullanımının sağlanması ve ekonomik etkinin de mümkün olduğu kadar arttırılması gibi ana hedefler var. Ve bunları da Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden işte 9, 11, 13, 3 ile ilişkili olduğu, özellikle işte endüstrinin daha verimli olmasının sağlanması, sürdürülebilir şehirler ve toplumlar, sağlık ve refah ve de çevre aksiyonu. Yani bunlar hepsine biz hizmet ediyoruz. Bu kooperatif, bağlantılı ve otonom araç mobilite stratejimiz ile diye öyle bir hedeflerimiz var. Şimdi birçok Avrupa'daki, Amerika'daki, Güney Kore'ye baktık, Japonya'ya baktık. Peki ne gibi ortak yönler var? Yani herkesin bir takım stratejiler hazırlamışlar. Bunlarda ortak yönler nedir? Baktığımız zaman güvenlik herkesin ortak olduğu noktalardan, herkesin stratejilerinde olan noktalardan bir tanesi.
Bununla ilgili olarak altyapının iyileştirilmesi, bağlantı sistemlerle ilgili altyapı yine birçoğunda olan ortak noktalardan bir tanesi. İnovasyon ve Ar-Ge yine önemli noktalar içerisinde inovasyon ve Ar-Ge. Güvenilirlik, yani mutlaka güvenlik ayrı, güvenilirlik ayrı bildiğiniz gibi, yani ulaştırma sistemlerinin güvenilir olması, belli bir yerden belli bir yere vaktinde gidiyor olması gibi bir takım konular var. O da önemli noktalardan bir tanesi. Kooperatif akıllı ulaşım sistemleri, yine herkeste olan noktalardan birisi. Otonom araçlar, bağlantılı araçlar, veri çok önemliydi. Ve verinin güvenliği, verinin optimum kullanımı, sürdürülebilir çevre, emisyon, çevre, yani herkes çok önem veriyordu. Ve birçoğunda da rekabetçi olma, ekonomik katkı, AB vurgusu vardı. Bunlar baktığımızda peki akıllı ulaşım sistemleriyle ilgili stratejilerdeki ortak noktalar. Peki bizim bakalım, bizim ülkemize bakalım. Bizim ülkemizde biz bu konularda ne yaptık? Önce 2020-2023 eylem planımız var. Strateji belgesi ve 2020-2023 eylem planımız var. Akıllı ulaşım sistemleriyle ilgili Ulaşma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan ve buradaki çok güzel vizyonumuz ve misyonumuz var. Vizyonumuz ileri bilişim teknolojileriyle Türkiye'de insan ve çevre odaklı ulaşım sistemi diyoruz. Misyonumuz da ülkemizde tüm güzel teknolojileri kullanan, yerli ve milli kaynaklardan yararlanan, verimli, güvenli, etkili, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağı oluşturmak. Baktığımız zaman bir kere bütün ulaşım modlarıyla entegre olması lazım diyoruz. Güncel teknoloji olması lazım diyoruz. Yerli ve milli kaynak deyince de işte rekabetçi olmamızı bir yerde vurguluyoruz. Yani bizim de ülke olarak da bu alanlarda rekabetçi kendi teknolojilerimizi geliştirmesini istiyoruz. Her ne kadar böyle Ar-Ge, inovasyon çok önde söylemiyorsak da hani bunlar bir şekilde onları vurguluyor. Güvenli olması, etkin olması, yenilikçi olması, dinamik, değişken, esnek, çevreci ve katma değer sağlayan ve sürdürülebilir sistem olması. Baktığımız zaman bunlar da Avrupa'daki birçok noktaya uyuyor. Ben bunu çok kısa bir şekilde tarihçesi hakkında da bilgi vereceğim size. Aslında ilk önce 9 Aralık 2011'de biz İstanbul Koç Üniversitesi'nde akıllı ulaşma teknoloji çalıştayı yaptık. O zaman Türkiye'de bir akıllı ulaştırma stratejisi yoktu. Ve bu strateji oluşturma amaçlı böyle bir çalışma yaptık. Sayın Binali Yıldırım, o zaman Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ydı. O zamanki isminde. Kendisini de davet ettik. Sağ olsun, kendisi de katıldı. Jean Naum vardı. Bizim mütevelliydi. Başkanımız, o zamanki rektörümüz. Murat Bey, Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik Yönetimi'nden kendisi katıldı. Ömer Yıldız, İstanbul Ulaşım AŞ Genel Müdürlüğü, Koç Sistem, bizim Ohio State Üniversitesi Otonom Araç Çalışmaları yapan aynı zamanda hocalarımızda olan Ümit Özdüner vardı. TÜBİTAK vardı, işte Otomotiv Teknoloji Platformu vardı ve bizler vardık. Ve hep birlikte bir çalıştayla beraber hakikaten Türkiye'nin belki ilk diyebileceğimiz 2011'deki bu strateji ve eylem planını hazırladık. Bunun bir kitapçı da var aslında. Hani İdefix'te falan bu kitap satılıyor da şu anda. Ve orada işte önce ana amaçları, ona göre bu ana amaçlara uymak için ne gibi stratejilerimiz olması lazım, nasıl eylemlerimiz olması lazım gibi bir takım çalışmaları hazırlamıştık o zaman bir kitapçık şeklinde. Daha sonra yine bizim bir akıllı ulaşımla ilgili bir kümemiz var. O küme içerisinde, o kümenin çalıştaylarından bir tanesi de 2016'da Sayın Müge Aysu Yeşil bize bir sunum yapıp 2011'den sonra Ulaşma Bakanı tabii artık bu işi tamamen ele aldı
ve de çok sistematik bir şekilde ulusal akıllı ulaşım sistemleri strateji belgesi ve eylem planını hazırlamaya başladılar. Önce 2012-2014 yılları arasında bir orta vadeli program. Daha sonra 2012 yılında bizlerin de katıldığı bir akıllı ulaşım sistemleri çalıştayı organize ettiler. Ve ilk taslağını akıllı ulaşım strateji belgesiyle ilgili rapor aralık 2012'de çıktı. Daha sonra odak grup toplantılarıyla 2014-2016 eylem planı çıkartıldı. Yani böyle bir tarihçesi var Türkiye'deki akıllı ulaşım sistemleriyle ilgili strateji belgesi hazırlığının. Biz şu anda 2020-2023 yılları arasındaki ana amaçlara bakarsak, tabii ki bu ana amaçların altında buna çok rahat ulaşabilirsiniz internet üzerinden. Bu ana amaçların altında birçok eylem planları da var. İlk amaç ağız altyapısının, akıllı ulaşım sistemi altyapısının geliştirilmesi, sürdürülebilir akıllı hareketliliğin sağlanması, yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması, yaşanabilir çevre ve bilinçli toplum oluşturulması, veri paylaşımı ve güvenliği sağlanması. Yani bizim dünyadakilere baktığımız zaman veri paylaşımı ve güvenliği gördüğünüz gibi bizde de var. Yaşanabilir çevre ve bilinçli toplum oluşturulması, bu da var. Dünyada da bizde de. Yol ve sürüş güvenliği, bu da çok önemli noktalardan bir soru da bizde var. Sürdürülebilir akıllı hareketlilik yine burada. Ve altyapı geliştirilmesi noktası yine önemli noktalardan bir tanesi. Bizde ön plana çıkmayan ne var diye baktığımız zaman, hani Ar-Ge ve inovasyon çok burada bizde ön planda değil. Diğer ülkelere baktığımızda Ar-Ge ve inovasyon çok daha ön plandaydı. Ama bizim de bu amaçların altında, eylemlerin altında çeşitli Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları var. Ama belki Ar-Ge ve inovasyonu daha ön plana çıkarmamızda fayda olabilir bizim de. Ve hani diğer kısımlara baktığımızda çok fazla da işte güvenlik, altyapı, inovasyon, Ar-Ge, güvenlik, onlar da bizde var. Bizde böyle ön plana çıkarmadığımız kooperatif akıllı ulaşım sistemleri, onu da pek ön plana çıkarmamış. Hani güvenli mobilite diye söylüyoruz. Onun altında var aslında. Belki de bizimki gibi söylemek daha doğru olabilir. Burada birçok yerde otonom araçları, bunları ön plana çıkarmışlar. Sürdürülebilir çevre bizde de var. Ekonomik katkı, rekabetçilik vurgusu, o da bizde çok ön planda değil ama yani bunların altındaki sistemlere baktığımızda çok rahatlıkla birçoğunu karşılıyoruz aslında. Belki Ar-Ge ve inovasyon dediğim gibi daha ön plana çıkarmak, daha görünür yapmak daha faydalı olabilir. Evet, şimdi bunlar da yani böylece bütün dünyadaki ve bizim akıllı ulaşım sistemleriyle ilgili stratejilerimizi, ortak yönlerini, ana noktalarını incelemiş olduk. Şimdi bundan sonraki aşaması, bir sonraki konumuz ise şu olacak. Artık bu stratejilerden yola çıkarak nasıl Ar-Ge planları hazırlanıyor? Ve bu Ar-Ge planları Avrupa'daki, dünyadaki Ar-Ge planları nedir? Bunlara bakıyor olacağız. Daha sonra bunlarla ilgili ne gibi fonlama çalışmaları var ve biz bunlardan nasıl faydalanabiliriz? Onlara bakıyor olacağız. Evet, şimdi ikinci bölüme baktığımız zaman da ikinci bölümde Avrupa Birliği'nin strateji planı ve buradan nasıl Horizon Europe fonlama sisteminin hedeflerine ulaştılar. Ve onlar hakkında bilgi veriyor olacağım sizlere. Yani ilk başta da söylediğim gibi önce strateji planları çıkartılıyor. Orada bir takım hedefler oluşturuluyor. Ve o hedeflerden sonra nasıl o hedeflere ulaşabilecekler, nasıl Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yapıyor olacaklar, planlarını ondan sonra ona göre çıkartıyorlar. Şimdi daha önceki bölümde bahsettiğim bağlantılı, kooperatif ve otonom mobilite hazırlamış olduğu bir strateji var.
İşte aslında bu grup Horizon Europe'daki araştırma çağrılarını da ortaya çıkartan grup. Onlar da bu Avrupa'nın stratejilerini alıyorlar ve Avrupa stratejilerinden ARGE programına, eylem planlarını, onun ARGE stratejisine çeviriyorlar ve o ARGE stratejilerini oluşturmak için gerekli olan çağrıları da bu grup hazırlanıyor. Bu çağrı hazırlama işinde biz de İstanbul Okulu Üniversitesi olarak işin içerisindeyiz. Çünkü üyesiyiz bu grubun. O yüzden onlarla birlikte çalışıyoruz. Yani 2021 çağrıları bildiğiniz gibi çıktı. 2022 ile ilgili çağrılar da çıktı. Şu anda 2023 ve 2024 yılına ilgili çağrıları hazırlıyoruz. Şimdi burada baktığımız ana hedef konuyor. Güvenlik, çevre, kapsayıcılık ve rekabet edebilirlik. İnsan hatası kaynaklı trafik kazalarının ve ölümlerin azaltılması, çevrede trafik akışını optimize ederek, gereksiz yolculukları da önleyerek kapasiteyi en iyi hale getiriyor olmak ve ulaşım emisyonlarının ve trafikten kaynaklanan sıkışıklıkların azaltılmasını sağlamak, herkes için kapsayıcı mobilite ve ürün gelişimini sağlanması, ürün erişimini sağlanması ve de Avrupa Endüstrisi için teknolojide rekabet gücünü arttırmak bu ana stratejiler olarak CCM'in ortaya koymuş olduğu stratejiler. Diğer yandan otomotivin tedarik sanayiinde ve otomotiv sanayiinde tabii ki bu değişimin dışında kalıyor olamaz. O yüzden onların da akıllı ulaşım sistemlerine, bu yeni otomotiv sistemine adapte olması gerekiyor. O yüzden onların da hazırlamış olduğu bir takım vizyonlar ve hedefler var. Onlar da daha güvenli, daha temiz, daha akıllı, esnek sistemler hazırlamayı hedefliyorlar. O yüzden güvenli, sürdürülebilir, akıllı, rekabetçi olan bir vizyon ortaya koyuyorlar. Ve hedefler olarak da sıfıra yakın kaza ve yaralanma hedefi, elektrifikasyon ve azaltılmış çevresel etki, bağlantılı araçlar ve otonom hareketlilik ve teknoloji odaklı dönüşümle rekabetçi, tedarikçi sanayi. Yine burada rekabetçiliği de ön plana aldıkları noktalardan bir tanesi. McKinsey'in hazırlamış olduğu 2050 vizyonu var. Avrupa Otomotiv Endüstrisi için. Avrupa Otomotiv Endüstrisi için vizyonda diyor ki bugün Avrupa Otomotiv Endüstrisi'nin topluma, çevreye ve ekonomiye katkısı olan dünyada rakipsiz, geleceğe hazır Avrupa Mobilite Endüstrisi'ne dönüştür. Yani artık otomotiv endüstrisi bir bizim bildiğimiz klasik anlamdaki bir endüstri olmaktan çıktı. Bir mobilite endüstrisinin bir alt sektörü oldu otomotiv. O yüzden de 2050'de McKinsey bunu net bir şekilde böyle vizyon olarak ortaya koyuyor. Ve bununla ilgili olarak da katkılarının şöyle olması lazım. İnsanlara olan katkıları, gezegene olan katkıları, ekonomiye olan katkıları. İnsanlar için sıfır ölüm kaza, nüfusun %90'ına kadar erişebilen bireysel hareketlilik, işe geliş gidiş süresinin %50 civarında azaltılması, mobilite firmalarının çalışabilecek en iyi yerler olması, işte gezegenimize trafik alanının %20-30'unun yaşanabilir alanlara aktarılması, optimize edilmiş trafik akışı ve %20 en az daha az tıkanıklık sağlanması, şehirlerde sıfır emisyon, net sıfır emisyon hedefine doğru ulaşması ve hareketlilik maliyetlerinin azaltılması, nakliye masraflarının azaltılması gibi böyle bir takım hedefleri de McKinsey ortaya koyuyor. Diğer yandan WBSCD, bu World Business Council of Sustainable Development, onların da hazırlamış olduğu yine 2050 hedefleri var. Onlar da yine bunlar hep benzeri ama insanlar ve ürünler için güvenli, erişilebilir, temiz ve verimli taşımacılık.
Herkes için mobilite fırsatı, sağlık ve güvenlik önemi, temiz ve verimli ulaşım, ulaşım sistemlerine saygı, yani saygın bir ulaşım sistemi oluşturmak, insanlar ve topluluklara gerekli hizmeti verebiliyor olmak ve bununla ilgili anahtar bir takım değişimler var diyoruz. Yani pil mesela önemli noktalardan, batarya önemli noktalardan bir tanesi olacak. Altyapı, üst yapı planlaması, bunların sürdürülebilir, dayanıklı, kapsayıcı hareketliğin önüne açacak sistemler olması, mobilite çözümleri, taşımacılık ve mobilite sektöründeki bir takım yeni fırsatlar, otonom araçlar, bağlantılı araçlar, bunların kullanımı, yayılımı, güvenlik, veri paylaşımının önemli noktalardan bir tanesi ve sürdürülebilir bir mobilite sistemi ve bunun için çok paydaşlı olarak çalışma. İşte bütün bunlar aslında yukarıda da gördüğümüz gibi birçok ülkenin zaten strateji planları içerisinde olan noktalardı. Ama o planları alarak diğer bazı çalışma grupları, organizasyonlar kendi çalışma planları oluşturuyor. Yani biz bundan sonra ne yapacağız, neye önem vereceğiz, hangi alanlara gideceğiz, bunları oluşturuyorlar. Şimdi bunları oluşturmak da zorunda artık otomotiv sektörü. Yani başka çaresi yok. Bunları oluşturmak zorunda. Tabii ki belediyeler olarak biz baktığımız zaman bütün bu hedeflere, stratejilere burada bizim çok büyük bir rolümüz ortaya çıkıyor. Yani bizim de gerek toplu ulaşım olarak, gerek şehirlerde kurallar olarak, trafik olarak, trafik sıkışıklığı olarak gerekli hazırlıkları, altyapıyı falan mutlaka oluşturmamız gerekiyor ki bu gidişi ayak uyduralım. Yani çünkü dünya buraya doğru gidiyor. Bunun geriye dönüşü yok. Şimdi otomotiv sektöründeki ciroya baktığımız zaman bu işte PricewaterhouseCoopers'ın falan birçok firmanın yaptığı hazırlıklardan 2017 yılında toplam otomotiv sektörü cirosu yaklaşık 5.3 trilyon dolar civarındayken bu 2030 yılında yani bundan işte 8-9 sene sonra 9 trilyon dolara çıkacağı tahmin ediliyor. Yani ciddi çok büyük bir artış var. Diğer yandan karlılığa baktığımız zaman karlılıkta 377 gibi bir rakamdan milyar dolarlık bir rakamdan 637'ye çıkacağı. Yani işte iki misli bir değişim. Ama bu değişimlere baktığımızda bu değişim klasik otomotiv endüstrisinden olmuyor. Yani işte biz klasik araç yapımı, işte içten yanmalı motorlar, oralardan olmuyor. Artık bunlar bağlantılı sistemler, elektrikli araçlar, otonom araçlar ve bunlarla ilgili hizmetler. Yani burada hizmetlerinde bakın şurada MaaS diye söylenen önemli bir miktarda şeyi arttıran, ciroyu arttıran %22 civarında bu %2'lerdeymiş. Bunlar as a service diye söylediğimiz bir takım hizmetler. Artık zaten birçok ve karlılığa baktığımız zaman karlılıktaki artış da tamamen bunlardan kaynaklanan artış. O nedenle ve yeni teknolojiler, yeni teknoloji firmaları değer zinciri de çok ciddi bir şekilde artık değişti. Yani bugün ana üreticilere baktığımız zaman ana üreticiler artık bugün işte çalışıyorlar, işte Apple'la çalışıyorlar, bir sürü startuplarla çalışıyorlar, bir sürü yeni oyuncular devrildi. İşte Tesla birdenbire ortaya çıktı, elektrikli otonom araç yapıyor ve çok az sayıda araç üreterek hani bir GM'e göre falan GM'den daha kıymetli bir firma haline geldi borsada falan. Yani o nedenle hakikaten sektörde çok ciddi bir değişim var. Sektörü buna ayak uydurmak zorunda ve buna yani hakikaten önemli şekilde ayakta uyduruyorlar diyebilirim son zamanlardaki çalışmalarına baktığımız zaman. Aynı şekilde şehirler olarak da bizim bu gidişe ayak uydurmamız, bu gidişi takip etmemiz çok önemli. O yüzden otomotiv sektörü artık dijital mobilite sektörünün parçası. Yani işte şehre baktığımız zaman artık her şey haberleşiyor. Yani şehirlerin artık akıllı şehirler olması, nesnelerin internetini verimli bir şekilde kullanması, otomotivin, altyapının, akıllı ulaşım sistemlerinin bunlara bağlı olması da çok önemli.
O yüzden yukarıda söylenen bütün stratejilerde verin analizi, verin optimum kullanılması, veri güvenliği konuları falan, işte elektrikli araçlar, bunların altyapısı, bunlar çok ciddi bir şekilde artık üzerimizde, yani önümüzdeki 10 yılda bunları uygulamamız ve bunların hazırlığını yapmamız son derece önemli. Tabii ki bunlar için de fonlara ihtiyacımız var. Şimdi biraz da o fonlara gireceğiz. Ve bir takım yeni gerek siber güvenlik, gerek fonksiyonel güvenlikle ilgili teknolojilere ihtiyaç var. Çok iyi algılama sistemlerine, sensörlere ihtiyaç var, akıllı sistemlere ihtiyaç var. Yapay zekanın en iyi bir şekilde, optimum bir şekilde kullanımı otomotivde. Yapay zeka hakikaten biraz problem, çünkü biz otomotivde net bir şekilde aracın ne yapacağını, nasıl hareket edeceğini bilmeyi isteriz her zaman. Yapay zekada tahmin edilmeyen yani bir takım öğrenmeler de olabilir. O nedenle otomotivde yapay zekanın uygulanması ayrı bir şekilde ele alın. Onlarla ilgili bir takım kurallar da var. Bağlantılı sistemler, haberleşme sistemleri, bunlar son derece önemli ve yeni bir takım teknoloji ihtiyaçları, uzmanlaşmalar gereken noktalardan bir tanesi. Şimdi tüm dünyaya baktığımız zaman burada bir liste var. Yani bu liste her şeyi kapsamıyor ama stratejilerden, ülkelerin stratejilerinden ortaya çıkarak az önce de söylediğim gibi her grup bu stratejileri nasıl eyleme çeviririz, nasıl araştırma ve inovasyon planları hazırlarız bunlarla ilgili olarak. Bunlarla ilgili birçok çalışma yürütüyorlar. Ve yani 2019-2018 yılından itibaren baktığımız zaman burada en az 7-8 tane bu şekilde çalışma var, rapor var. Bu raporların içerisine girdiğimiz zaman zaten hangi konular önemli, hangi konularda araştırmalar olacak, bunlarla ilgili birçok fikir edinme imkanımız ortaya çıkıyor. Ve çalışmalardan yola çıkarak, Avrupa Birliği'nin yapmış olduğu çalışmalardan yola çıkarak Avrupa'daki ülkeler ve dünyadaki ülkeler de kendi planlarını da hazırlıyorlar. Kendi eylem planlarını da hazırlıyorlar. Ve bunlara paralel bir şekilde giderek de Avrupa'da işte Horizon 20'de 7. çerçeve programında bağlantılı araçlar, otonom araçlar, akıllı ulaşım sistemleriyle ilgili birçok çağrı açıldı ve bu çağrıların sonunda da birçok proje verildi. Buradaki grafikte gördüğünüz işte 2005 ile 2020 yılları arasında yürütülmekte olan, bu alanda akıllı otonom araçlar, bağlantılı araçlarla ilgili çeşitli çağrılara verilen projeler ve yürütülmekte olan projeler. Yani oldukça ciddi miktarda Avrupa'da bu konularda proje 2005 yıllarında, 2000 yıllardan beri yürütülüyor. Şimdi araştırma planlarına nasıl geçiyoruz diye baktığımız zaman Horizon Europe Avrupa'nın araştırma programının yeni adı. 2021 yılından itibaren adı Horizon Europe. Şimdi eskiden 5. 4. çerçeve araştırma programı vardı. Sonra 5. çerçeve araştırma programı oldu. Sonra 6. çerçeve oldu. Sonra 7. çerçeve oldu. 7. çerçeveden sonra 8. çerçeve ismi verilmedi. Horizon 2020 ismi verildi. O da 2020'de bitti zaten. Ve şimdi yeni sene Horizon Europe ismi verildi. Onun da ilk planı bu 2020 kadar sürecek ama ilk önce 2021-2024, yani ilk yarısıyla ilgili bir strateji planı çıkartıldı. Yani Avrupa'nın strateji planları alınıyor ve oradan strateji planı çıkartılıyor. Bu planı hazırlarken de sadece Avrupa Birliği'ndeki bu az önce söylemiş olduğum çeşitli organizasyonlar var. İşte CITS var. İşte DG Move var, C-Roads var, GEAR 2020 var ve aynı zamanda da GEAR 2030 var ve aynı zamanda da platformlar var Avrupa'da. Mesela işte AirTrack var. Avrupa'daki işte kara
yolu ile ilgili teknoloji platformu, birçok teknoloji platformu var. İşte onlar bir araya gelip herkes kendi alanında Avrupa'nın genel strateji planlarını alarak peki biz nasıl bir araştırma strateji planı ortaya çıkaracağız? Onunla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Şimdi bu zaman 2021 işte çağrılardan önce bu çıkıyor zaten. Yani çağrılardan önce bu çıkıyor ve çağrılara bir takım öneriler hazırlarken bu kitabın farkında olmamız ve bu kitaptaki hedeflerin farkında olmamız gerekiyor. Çünkü çağrılar bu kitaptaki stratejilere hizmet edecek olan çağrılar. Burada dört ana strateji ortaya çıkartıyorlar. Bir tanesi insan odaklı teknolojiler ve yenilikler aracılığıyla dijital ve yeşil geçişleri hızlandırmak ve yönlendirmek için önemli olan dijital yeni gelişen teknolojiler, sektörlerin ve değer zincirlerinin geliştirmesi öncülük ederek açık bir özellik hızlanmayı teşvik ediyor. Yani burada gördüğünüz gibi dijital ve yeşil geçiş sistemleri çok önemli. Yani bu direkt akıllı ulaşım sistemleriyle de bizim az önce anlatmış olduğumuz stratejilerle ilgili son derece ilişkili bir ana noktalardan bir tanesi zaten. Bunu çok net bir şekilde ortaya koymuşlar burada da. Diğer Avrupa'nın ekosistemiyle ve biyoçeşitliliğiyle gıda güvenliği, temiz ve sağlıklı bir çevre sağlamak için sürdürülebilir doğal kaynaklarla ilgili bir diğer nokta. Burada da bazen akıllı ulaşım sistemleriyle ilgili noktalar çıkabiliyor. Bu her ne kadar gıda, biyoçeşitlik, ekosistem de olsa. Şimdi temiz ve sağlıklı çevre diye söylediğimiz zaman orada bazen belediyelerle ilgili bir takım çağrılarla çıkabilir. Onu da takip etmekte fayda olabilir. Mobilite, enerji, inşaat ve üretim sistemlerini dönüştürerek Avrupa'yı ilk dijital döngüsel iklim nötr ve sürdürülebilir ekonomi haline getirmek. Yani işte burada da mobilite konusu, altyapı konusu önemli nokta olarak ön plana çıkıyor. Ve daha dirençli, kapsayıcı ve demokratik bir Avrupa toplumu ortaya çıkması. Yani bu da tabii belediyeleri ilgilendiren noktalardan bir tanesi. Belki akıllı ulaşım sistemleri buna da hizmet edebilir. Çünkü bir takım problemlerde de akıllı ulaşım sistemlerinin verimli bir şekilde çalışıyor olması lazım. O yüzden bu tip çağrılarda ve bu alanda çıkan çağrıları da bir yandan takip etmek gerekebilecektir. Ve politika önceliklerine baktığımız zaman bu yine Avrupa'nın stratejileriyle son derece ilişkili. İşte Avrupa bildiğiniz gibi Green Deal var, yeşil mutabakat. Burada iklim, temiz enerji, sürdürülebilir mobilite, bunlar ana noktalar içerisinde. Bununla uyum olarak inisiyatifler var. Dijital çağa uygun bir Avrupa, yapay zeka, veri, yine bunlar akıllı ulaşım sistemleriyle çok ilişkili. İnsanlar için çalışan bir ekonomi, ne bir şekilde bizimle ilişkili. Çünkü akıllı ulaşım sistemlerine baktığımız zaman burada hani ekonomiye katkıda bulunması da önde çıkan noktalardan bir tanesi. Avrupa'daki güvenlik birliği, sağlık birliği, dünyada daha güçlü bir Avrupa gibi Avrupa demokrasi için yeni bir hamle yapalım gibi bu ana politikaları ortaya koyuyorlar. Ve onunla ilgili olarak işte iklim üzerinde, enerji üzerinde, mobilite üzerinde, araştırma ve inovasyon üzerinde de bir takım inisiyatifler var. Yani iklim eylemi var, işte Avrupa İklim Kanunu, Avrupa'nın 2050 yılına kadar iklim nötr hedefi var. 2030 iklim hedef planı var, 2030'da sera gazı emisyonunu %55 azaltmak. Ve sektörel kanun yapmak, sera gazı emisyonunu bu 55 uyumlu hale getirmek gibi. İşte sıfır kirlilik aksiyon planı gibi bunlar bizim elektrikli araçlara geçişteki hedefleri çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Enerjiyle ilgili yine hidrojen enerjisinin önemli olduğu. Mobilite apayrı bir şekilde ele alınan sürdürülebilir ve akıllı mobilite konusu yine apayrı bir şekilde ele alınan konulardan bir tanesi. Ve belli bir sistematik izleniyor bu konularda Avrupa'da.
İşte önce bir yasal dayanağı ortaya koyuyorlar. Bir takım kümeler tanımlıyorlar buralarda. Hangi alanlarda çalışacağız onları tanımlıyorlar. Ve bu 2027'ye kadar da Horizon Avrupa, Horizon Europe programlarına giriyor. Stratejik plan ve 2021-2024 arasında bu hazırlanıyor özellikle. Ve önce işte yani bu az önce gösterdiğim döküman ortaya çıktı zaten. Burada AB öncelikleri, araştırma ve inovasyon için ne gibi, o zaman bu AB önceliklerine ulaşmak için ne yapmamız lazım? Ve uzun vadeli etkiler ne olacak? Bunlar çıkartılıyor. Çünkü bizim projelerimizin uzun vadeli etkilere hizmet etmesi gerekiyor. Bu önemli. Ve bunun arkasından da kısa vadeli çalışma programları çıkartıyor. İlk önce 2021-2022 çıktı. Bunlar küme seviyesinde. Daha sonra bu kümeleri de anlatacağım. 2021-2022 çıktı. Her programın küme seviyesinde hedefleri var, çağrılar var, ona göre konular var falan. Ve buna göre nasıl etkiler, daha kısa vadeli program sonucu ne gibi etkiler çıkacak, bunlar çıkartıyor. Şimdi 2023-2024 çalışmaları var. İşte bu az önce bahsettiğim gruplar ne 2023-2024 çağrılarıyla ilgili çalışmaları yürütüyorlar. İşte bu stratejik plana baktığımız zaman önce politik önceliklerinden başlıyor. Temel stratejik yönelimler tespit ediliyor ve bunların ne gibi etkileri olmasını istiyoruz. Bunları ortaya çıkartıyoruz. Politik önceliklerine baktığımız zaman bunların AB için tanımlanmış olması, bunlarla ilgili politik zorluklar nedir, bunlara bakılıyor. Horizon Europe program seviyesinde tanımlanmış olması gerekiyor. Daha sonra politikadan onu tanımlamaya çalışıyorlar. Ve Horizon Europe bu zorluklarla mücadelede ne gibi katkılarda bulunabilir? Bunu çıkarmaya çalışıyorlar. Ve daha sonra da bununla ilgili olarak ne gibi etkiler bekliyoruz? Bunları küme küme hedeflerine göre, stratejilerine göre küme küme ayırmışlar. Ve her birinde, her küme bu stratejilere nasıl katkıda bulunabilir? Bu katkıda bulunmak için ne gibi etkiler olması lazım? Bunları çıkartıyorlar. 2021-2024 içinde başlıca şu yönelimler çıkmış. İnsan odaklı teknolojiler ve yenilikler aracılığıyla dijital ve yeşil geçişi hızlandırmak. Ve dijital yeni gelişen teknolojiler üzerinde önemli çalışmalar yapmayı hedefliyorlar. İşte bunları az önce de zaten söyledim. Burada özellikle 3. bölüm mobilite, enerji, inşaat, üretim sistemleri olarak Avrupa'yı dijital, döngüsel, ekonomik ve sürdürülebilir bir ekonomi. Bizim ana olarak bu, fakat az önce de söyledim mi, bu diğer stratejik planlar da arada sırada belediyelerle ilgili bir takım noktalar, çağrılar falan çıkabilir. O yüzden onları da takip etmek gerekiyor. Küme 5 olarak söylediğimiz zaman işte bu çeşitli kümeler var diye az önce bahsetmiştim. Küme 5 bu pardon, küme 5 mobiliteyle ilgili olan kümemiz. İklim, enerji ve mobilite içeren küme. Ve baktığımız zaman da 2021-2027 alanı içinde toplam 15.1 milyar avro ayrılmış. Yani ARGE çalışmalarına ayrılan toplam 15.1 milyar. Şimdi toplam Horizon Europe'da yanlış hatırlamıyorsam 89 milyar civarında bir şeydi. Yani 90 milyar civarında bir şeydi. Demek ki işte bir %20 gibi iklim, enerji ve mobilite alanına ayrılmış. Yani küme 5 alanına ayrılmış. Oldukça önemli bir bölüm. İşte burada yasal dayanakları önce çıkartıyoruz. İklimle ilgili, enerjiyle ilgili, toplumla, şehirle ilgili, ulaşımdaki rekabetle ilgili, temiz, güvenli, erişilebilir ulaşım, mobilite, akıllı mobilite, bu alanlarla ilgili yasal noktalar üzerinden giderek küme 5'teki çalışma programı çıkıyor.
takım kurumsal ortaklıklara cesaret veriyorlar birlikte çalışmak için ve bazı misyonlar kuruluyor bunun içerisinde aynı zamanda. Az sonra bakıyor olacağız. Mesela şehirlerle ilgili bir misyon var. İklim değişimiyle ilgili bir ayrı bir misyon var falan. Yani orada da bir takım misyon dediğimiz zaman bir takım çalışma grupları yine o alanlarda özel çalışmalar yapıyor. O alana özgün bir takım raporlar hazırlanıyor. O alana özgün bir takım çağrılar çıkartılıyor. O yüzden o misyonların içerisinde olmak gerekiyor. Ve küme beşli bir takım etkiler çıkıyor. Az önce söylediğim gibi işte Horizon Europe'da mutlaka o stratejilere ulaşmak için ne gibi etkiler olması lazım? Onları çıkarmamız gerekiyor. Ne gibi etkiler? Mesela ileri iklim bilimi, iklim değişimine giden yöntemler, tepkiler ve iklimle ilgili olarak konular. Burada yine tabii ki iklim olarak emisyonların ciddi bir rolü var. O nedenle yani bir şekilde bizimle ilgili şeyler de çıkabilir burada. Enerji ve ulaştırma sektörlerinin iklim nötr, doğru, temiz ve sürdürülebilir geçişinin yenilikçi kesişen alan çözümleriyle kolaylaştırılması. Şimdi bu bizim için ana noktalardan bir tanesi. Yani bu beşteki mobilite olarak baktığımız zaman enerji ve ulaştırma sektörünün iklim nötr olması ve yenilikçi alanlar sürdürülebilir bir şekilde geçiş yapıyor olması önemli noktalar içerisinde ve bizimle ilgili burada birçok çağrılar çıkıyor. Akıllı şebekeler ve enerji sistemleri için daha verimli, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı yeni çözümlerle daha verimli, temiz, sürdürülebilir, güvenli ve rekabetçi enerji. Enerji tabii ki çok önemli. İşte enerjide de büyük bir değişim oluyor olacak. İşte, sıfır emisyon araçlar, elektrikli araçlar, yakıt hücreli araçlar diye söylüyoruz. Yakıt hücreli araçlar olursa hidrojen altyapısına ihtiyaç var. Bu ayrı bir problem. Elektrik kullanıyorsak elektriğin mutlaka yenilenebilir enerjiden elde edilmesi lazım. Diğer türlü çevreye olan etkisi daha az oluyor gibi bir takım noktalar var. Onları doğru bir şekilde organize etmek gerekiyor. Enerjinin verimli ve sürdürülebilir kullanımı, temiz enerji sistemleri, AB ulaştırma sektörünün küresel rekabet gücünü artırırken tüm ulaşım modlarında temiz çözümlerle iklim nötr ve çevre dostu hareketlilik. İşte bu da bizim akıllı ulaşım sistemleri olarak ana noktalardan bir tanesi. Rekabet gücü gördüğünüz gibi burada yine vurgulanmış. Ama temiz, iklim nötr, çevre dostu hareketlilik yine önemli birisi. Diğer yandan bir başka nokta daha var. Kullanıcı odaklı teknolojiler, dijital teknolojiler ve gelişmiş kullanıcı hizmetleri içeren teknolojiler sayesinde insanlar ve ürünler için güvenli, kesintisiz, akıllı, kapsayıcı, esnek, iklim nötr ve sürdürülebilir mobilite sistemleri. İşte bu etkiler projelerde istenen etkiler. Yani biz bir proje hazırlarken bir çağrıya yönelik olarak bu etkileri nasıl sağlayacağız? Hangi yöntemlerle sağlayacağız? Bunları çok net bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Küme 5 çalışmaların altında neler var? 6 tane hedef var, ana hedef. Bunlardan hedef 1 iklimle ilgili. Bilimi pek belediyelere uygun bir şey buradan çıkmayabilir ama yine de iklim tabii ki belediyelerin noktalarından olduğu için yine de bir ara sıra bu çağrılara da bakmak gerekebilir. Sektörler arası çözümler var. Bakın burada bataryalar var, şehirler var, çığır açıcı teknolojiler var, vatandaş ve paydaş katılım var. Burada bizimle ilgili bir takım çağrılar olabilir, hedef 2'lere. Demek ki o da bakılması gereken noktalardan bir tanesi. Hedef 3 enerji. Yenilenebilir enerji sistemi, şebeke, depolama, karbon yakalama, karbon kesişen konular. Burada da yine belirlenen bir konular olabilir. Enerji kullanımı, binalar, sanayi, yine burada da belirlenen bir noktalar var. Hedef 5 tüm ulaşım modları için temiz ve rekabet çözümler. İşte burada da yine çok ciddi bir şekilde sıfır emisyonlu karayolu ulaşımı, havacılık, deniz yolu da var. Ulaşımla ilgili sağlık ve çevre sorunları var. Bu da çok fazla belirlenen değil. Hedef 6'ya baktığımız zaman
ulaşım ve akıllı mobilite konusu, bağlantılı, kooperatif, otonom mobilite var, ulaşım emniyeti ve direnci var, akıllı ulaşım sistemleri var. Bu da yine direkt olarak bizim toplu ulaşım, bir takım noktalar direkt bizimle ilgili olan birçok nokta var burada da. Yani ben size bugün bir takım örnekler vereceğim bu 2022 yılı için. Özellikle 2021'den de bazı örnek olması için çağrılar söyleyeceğim ama demek ki aslında çok fazla yönde de bizi ilgilendirebilecek çağrılar olabilir. O yüzden bir özellikle küme 5'le ilgili çağrı programı çıktığı zaman ona hızlı bir şekilde bakıyor olmak gerekiyor. Ama başka kümelerle de kesişen noktalarda olabilir. O yüzden genel bir şekilde bir çağrılara hakikaten hakim olmak önemli. Küme 5'te dediğim gibi bir takım ortaklıklarla birlikte hareket etme, onlardan geri besleme alma gibi Avrupa'nın çalışma sistematiği var. O yüzden işte bir takım kurumsal ortaklıklar var. Mesela Avrupa'nın raylı sistemleriyle ilgili bir çalışma grubu, hava trafik yönetimiyle ilgili çalışma grubu var, temiz havacılıkla temiz hidrojenle ilgili çalışma grupları var. Bazı işte ortak olarak finanse edilen ayrı bir takım çağrılar yapan gruplar var. Veyahut da işte bağlantılı kooperatif otonom mobilite gibi, sıfır emisyonlu karayolu ulaşımı gibi, Batteries Europe gibi. Ki biz bunların bu sıfır emisyonlu karayolu ulaşımı üyesiyiz, Batteries Europe'un üyesiyiz, bağlantılı bu CCM'in üyesiyiz. Oralardan bütün çağrılarla, onların hazırlamakta olduğu çağrılarla ilgili bilgileri alıyoruz. Ve İşte bu ortak programlı bu ortaklıklar da aslında çağrıları hazırlıyorlar. Yani bu alanlardaki çağrıları hazırlayanlar bunlar. Biz şu anda 2023 çağrıları üzerinde onlarla çalışmaya başladık. O nedenle aklınızda olsun, yani sizin çağrıyla ilgili şöyle bir çağrı çıksa iyi olur falan gibi öneriniz olursa bana her zaman e-mail atabilirsiniz. Ve o e-mailde bu isteğinizi her zaman söyleyebilirsiniz. Biz hani bu gruplarla birlikte çalıştığımız için onları iletebiliriz. Çünkü onlar bize bu çağrı önerileri hazırlandığı zaman fikir almak için her zaman bilgi veriyorlar. Ayrıca ortak toplantılar organize ediyorlar. Ortak toplantılarda fikrimizi söyleme imkanı oluyor. O yüzden sizlerden gelen geri beslemeleri bizim oraya aktarma imkanımız her zaman var. O zaman da işte bize uygun çağrılar çıkar. O da öyle bir avantajı var. Evet, şimdi bu ikinci bölümle ilgili olarak da bunları anlatmayı gördüm ben başlıca. Yani burada stratejiden yola çıktık ve nasıl araştırma programlarına çeviriyoruz bunları ve özellikle Avrupa, Horizon Europe'da ne gibi başlı araştırma alanları var? Stratejilerden araştırma alanlarına giden yol üzerinde bir fikir teatisi yaptık. Şimdi peki hani bu alanlar ilerliyor ve birçok çağrılar çıkıyor ve bizim de hedeflerimiz içerisinde belediyeler olarak bu hedeflere ulaşma son derece önemli. Bunu gördük. Artık bütün dünya bu yöne doğru gidiyor. Bizim bunun dışında kalmamıza imkan yok. Zaten ülke olarak bizim strateji planı içerimizde de yine benzeri hedefler var ve benzeri eylem planlarımız var. O nedenle bizim de artık bunlara hazır olmamız gerekiyor. Peki fonları nereden bulacağız? Fonlarla ilgili bir takım imkanlar var mı? Bir onlar üzerinden gideceğim şimdi biraz. Bakıyorum. Evet, ders notları ile ilgili sorulmuş. Onu Belediyeler Birliği tabii onu organize edecek. Şimdi çok çeşitli çağrılar var. Bunları doğru bir şekilde takip ederek, doğru bir şekilde organize etmek son derece önemli. Bir kere ülkemizde TÜBİTAK'ın bir takım ikili işbirliği çağrı. Bu ikili işbirliği anlaşmalarında bir takım ortak araştırma projeleri, bilimsel etkinlikler
çalışma ziyaretlerini organize etmek mümkün. Bunların bir kısmı sürekli başvuruya açık programlar, bir kısmı da çağrılı destek programları olarak var. Yani şu anda mesela sürekli başvuruya açık programlara baktığımız zaman işte Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ile var, Moğolistan, Belarus ile Bulgaristan ile var. Tabii ki hepsinin içeriği, bütçesi farklı. Hani konumuza göre bunları irdeleyerek bunlarla ilgili çalışma yapmak lazım. Bunların haricinde bir takım çağrılara da çıkılıyor. Mesela bu çağrılar içinde Japonya ile ilgili var, Çin ile ilgili var, Fransa ile ilgili var. Ve bu sürekli başvuruya açık olan programlarda genelde yılda 3 kere bunlarla ilgili çağrı toplanıyor. Bu programlara ulaşmak için TÜBİTAK'ın sitesinden bu programlar hakkında bilgi alma imkanı var. Burada aşağıda gördüğünüz gibi ilgili bağlantı da mevcut. Yine ikili işbirliği çağrıları var. Mesela burada bir örnek Slovenya'yla bir çağrı var. Burada herhangi bir şekilde konu sınırlaması yok. Herhangi bir konu olabilir. Yalnız bütçelere baktığımız zaman bütçeler pek de kullanabilir bir proje yapma açısından problemli. Yani mesela Türkiye tarafı için bütçe 125 bin lira. Bunun ancak belki küçük bir fizibilite çalışması yapma imkanı olabilir. Çoklu işbirlikleri var. Bu çoklu işbirlikleri içerisinde burada Avrupa Birliği'nin yani bu Horizon Europe haricinde başka çağrı programları da var. İşte ERANET çağrıları gibi, ERANET, KIST, ERA, CCP, ERANET, COFUND gibi birçok farklı çağrı sistemleri de var Avrupa Birliği çağrı programları kapsamında. Mesela bu çok taraflı çağrılara baktığımız zaman Excel var mesela, Primo var. Bunlara baktığımız zaman bunların içerisinde çok ilginç akıllı ulaşım sistemleriyle ilgili bir takım projeler, çağrılar çıkabiliyor. Bunlar da takip edilmesi gereken, incelenmesi gereken çağrılar oluyor. Bunlar da yine Avrupa Birliği'nin çıkarmış olduğu farklı gruplar tarafından çıkartılan birçok program. Bunlara başvuru yapıyor olmak için bu programların bazılarına Türkiye üye olmuş olabiliyor. Ama bunların çoğuna biz üyeyiz. Yani üye olmadığınız zaman, yani çünkü Horizon Europe'dan farklı bir programlar oluyor bunlar. O yüzden mutlaka bunlara ayrı bir üyelik gerekiyor. Biz çoğuna üyeyiz ve çoğuna da ortak olma imkanımız var. Ve çok taraflı işbirlikleri içerisine baktığımız zaman başka bir takım organizasyonlar da var. O işte COST var, COBİ'lerle birlikte yürütülen EUROCO gibi, Eurostars gibi bir takım şeyler var. Hani direkt belediye ile ilgili değilmiş gibi görünüyor olsa da hani COBİ'lerle bir işbirliği, bir takım çalışmalar yapılması istendiği zaman hani bu tip bu tip çağrılardan da faydalanma imkanı olabilir mutlaka. İşte burada az önce söylediğim örnekler mesela işte Excel'in burada elektronik komponentler örnek vermiş ama Excel'in başka bir sürü alt çağrıları var. Enerdigit diye bir sistem var. O enerji sistemleri ve yenilenebilir enerjiyle ilgili bir çağrı. Bunların bütçeleri oldukça büyük bütçelerde olabiliyor bunlar içerisinde. Yani biz bir Excel projesi hazırlamıştık. 40-50 civarında üyesi şeyi vardı, ortağı vardı ve proje büyüklüğü oldukça fazlaydı. İmalat teknolojileri, malzeme bilimi, su yönetimi, tarım sistemleri gibi böyle hani Horizon Europe'un haricinde birçok özel konular, özel Avrupa Birliği'nin hazırlamış olduğu inisiyatifler vasıtasıyla verdiği bir takım fonlar da var. Onlar da takip edilmesi gereken fonlardan bir tanesi. İşte burada bir Cornet, yine bunlara bir örnek. Bu Cornet'e baktığımız zaman bu yine daha çok COBİ'lerle ilişkili ama burada işte çağrı üyesi ülkeler, az önce söylediğim gibi her ülke üye olamayabiliyor bunlara. Mesela Almanya, Belçika, Brezilya, Çekya, Hollanda, İsviçre, Japonya, Peru, Kanada, Polonya
Sanırım buna biz de ortağız. Yani bu bizim haricimizdekiler. En az iki ülke, üç paydaş ve toplam bütçesi 1 milyon olabiliyor. Yine burada çok taraflı işbirliği içerisinde ISME diye bir şey var. Yine COBİ'lerle ilgili bir şey. Burada 2 milyon bütçeye çıkabiliyor. Yine ortak olan ülkeler belli. Ancak onlar bunlara müracaat edebiliyor bu tip çağrılara. Burada işte 3 yıllık bir süre var. Diğerlerinin 2 yıllık süre. Diğer yandan da tabii bir projeyle ilgilendiğiniz zaman ortak arama kısmı önemli. Bu ortak aramaya birazdan biraz daha gireceğiz ama Avrupa Komisyonu'nun veri tabanı var. Ayrı ayrı projelerle ilgili bir takım veri tabanları olabiliyor. Avrupa İşletmeler Ağı'nın yine ayrı bir web sitesi var. Onun üzerinden de ortak arama imkanı olabiliyor. Böylece buradaki ana portal Avrupa Birliği'nin aslında bu bir şemsiye portal gibi ve az önce söylediğim çağrıların çoğu bu portalın içerisinde zaten oluyor. Ve bu funding yani tenders portalı. Buraya girdiğiniz zaman burada işte nasıl projelere katılabileceğinizle ilgili bilgiler var. Ve bunun üzerinden de bir ortak arama imkanı var. İstediğiniz takdirde siz de tabii ki kendinizi burada tanıtıyor olabilirsiniz ve ortak arıyorum diye kendiniz de ilan edebilirsiniz. Böylece başka birisi aradığı zaman siz karşılığına çıkıyor olabilirsiniz. Bunlar kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Diğer bir inisiyatif COST, European Cooperation in Science and Technology, Bilim ve Teknoloji'de Avrupa İşbirliği. Burada benzer çalışmalar yapan Avrupalı araştırmacılar, Avrupa düzeyindeki bilimsel ağlara dahil olmaları, işbirliği yapmaları, deneyim paylaşmaları için bir platform. Orada araştırmanın kendisine destek vermiyor ama bu ağın oluşmasına, birlikte çalışmalar yapılmasına, seyahatler, seyahat masrafları, toplantı masrafları onlara veriyor ve de 4 yıla kadar da süresi var. Gördüğünüz gibi çeşitli alt konular var şu anda. Ama kendiniz de ayrıca bir alt konu önerebiliyorsunuz. Ama şu anda ilan edilmiş alt konulardan bir tanesi mesela ulaştırma ve şehir gelişimi diye bir alt konu. Çok rahatlıkla bir ulaştırma ve şehir gelişimi alt konusuna siz de üye olmak için başvuruda bulunabilirsiniz. Bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilgili var. Yine akıllı ulaşım sistemleriyle ilişkili sayılır bu. Ve bu tip bir daha çok ağ oluşturma amaçlı bir sistem de var. Bu ağ oluşturma amaçlı sistemlerin tabii şöyle bir faydası var, önemli bir faydası. Bu sistemler vasıtasıyla çağrılara proje hazırlayabilirsiniz. Böylece ortak buluyor olmanız, bu grupların içerisinde olduğunuz zaman kişilerle, firmalarla tanışıklıklarınız artacak. O zaman herhangi bir yeni bir çağrı ortaya çıktığında, proje ortaya çıktığında ortak bir takım çalışma yapma, ortak proje önerisi hazırlama imkanı artıyor olacak. Çünkü Avrupa'daki bu projelere müracaat ediyor olabilmek için en az 3 ülkeden 5 kuruluşa ihtiyaç oluyor çoğunlukla. Bu da yani pratikte baktığımız zaman bizim işte hazırlamış olduğumuz bir proje vardı 2-3 ay önce. Bizim 16 ortağımız vardı yani ve 5 ülke vardı. O kadar ortağı ve de o kadar ülkeyi buluyor olmak kolay olmuyor. O nedenle bu tip ağlara ihtiyaç var. Yani bunları partner search'ten falan çıkarmanız oldukça zor. Avrupa Birliği çerçeve programlarına Türkiye 6. çerçeve programından itibaren katıldı. Bir de buradaki slaytların bazıları TÜBİTAK'tan National Contact Point diyoruz. Ulaşımdaki iletişim noktamız Sayın Serhat Meli'ye ait. Kendisinden bugünkü toplantı için izin de istedim. Kendisi sağ olsun o izin de verdi. Ve mesela bu slaytta onun sunuşlarında olan bir slayt.
Bu 6. çerçeve programı işte Türkiye o zaman katıldı ama işte bütçesi gittikçe bu çerçeve programının artıyor. 7. çerçeve programına baktığımız zaman birdenbire neredeyse 3 misli çıkmış toplam Ar-Ge'ye ayrılan yatırım Avrupa'da. İşte 13.2'den 56 milyar euroya çıkmış. Ufuk 2020 76 milyar, Ufuk Avrupa 95,5. Ben sabahleyin 89,5 diye hatırlıyorum demiştim ama demek ki toplam rakam daha sonra artmış. 95,5 Ufuk Avrupa'nın toplam bütçesi. Bunun da 15 milyar civarında, 15-16 milyar civarında olan kısmında ulaşımla, çevreyle ilgili olan kısım. Burada sabahleyin de söylediğim gibi sürdürülebilir kalkınma hedefleri Birleşmiş Milletler'in önemli. Bildiğiniz gibi 17 tane sürdürülebilir kalkınma hedefi var. Projelerimizin ve de Avrupa Horizon Europe'daki projelerinde, hedeflerinde bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerine bir şekilde etki yapıyor. Onların geliştirmesini sağlıyor. Yani biz de herhangi bir şekilde bir strateji hazırladığımız zaman onun mutlaka nasıl sürdürülebilir kalkınma hedeflerine etkisi oluyor. Onları da mutlaka irdelememiz önemli noktalardan birisi. Ve bu genel olarak bir Horizon Europe'a baktığımız zaman buradaki sistematiğe şu şekilde oluyor. Bir tanesi bilimsel mükemmeliyet üzerinde özel çağrılar var. Bilimsel mükemmeliyetin arttırılması yönünde özel çağrılar var. Diğer yandan küresel sorunlar ve endüstriyel rekabetle ilgili de bir takım daha çok uygulamayla ilgili ve bunları hayata geçirmeyle ilgili yine çağrılar var. Yenilikçi Avrupa, Avrupa'nın güçlü olmasıyla ilgili işte Avrupa Yenilik Konseyi var, Avrupa Yenilik Ekosistemi var, Avrupa Teknoloji ve Yenilik Enstitüsü var. Bütün bunların verdiği destek, onlara destek veriliyor olması var. Katılımın yaygınlaştırılması ve tek pazar sisteminin güçlendirilmesi, işte burada da mükemmelliyetin paylaşımı, yayılımı. Artık özellikle Horizon Europe'da Avrupa Komisyonu buna çok önemli. Yani birçok proje yapıldı ama bunlar mutlaka hayata geçiyor ve sonuçlarını görüyor olmamız lazım diyor. Ve o nedenle bu uygulama kısmına çok önem veriyor. İşte bütün bunlar sonuçta uygulamaya çevrilmesi lazım. Bu da küresel sorunlar ve endüstriyel rekabetle ilgili konuları devreye alıyor. Bu konulara baktığım zaman çeşitli kümeler var bunun içerisinde. Bir sağlık kümesi var. Birinci küme. Daha sonra kültür, yaratıcılık ve kapsayıcı toplumlar diye bir küme var. Sivil güvenlik diye bir küme var. Dijital endüstri ve uzay diye bir küme var. Beşinci kümede işte iklim, enerji ve mobilite kümesi. Altıncı kümede gıda, biyokimya, doğal kaynaklar, tarım ve çevre. Daha sonra bunun altında bir ortak araştırma merkezi ayrı bir çalışma da var. Biz de baktığımız zaman tabii dördüncü kümede aslında bizimle ilgili olabilir. Çünkü burada da dijital teknolojiler var. O yüzden burada da yine bizimle ilgili bir takım çağrıların çıkma ihtimali her zaman var. Ama ana olarak iklim, enerji ve mobilite beşinci kümesi bizim ana ilgi alanımız oluyor. Şimdi projeler nasıl ayrılıyor? Ne gibi proje farklılıkları var? Önce araştırma ve yenilik faaliyetlerine bakalım. Research and Innovation Actions. Şimdi bunlara baktığımız zaman burada belli bir şekilde araştırma da isteniyor. Yukarıda bir TRL lafı var. Bu Technology Readiness Level. Bu ne kadar küçük olursa mesela araştırma ve inovasyon projesi olduğunda 2-5 arasında olabiliyor. Yani proje ilk başladığında ikinci seviyede. Bittiğinde 5-6'ya kadar en fazla gidebilir diye planlanıyor. Yani bu ikinci seviyede olduğu zaman daha kavram aşamasında, çünkü araştırma gerekiyor ve
laboratuvarda o kavramın test edilmesi seviyesine veya kısıtlı ortamlarda o laboratuvarın test edilme seviyesine geliyor. O seviyelerde teknoloji hazırlık seviyesi dediğimiz seviyeler 5-6 gibi seviyeler oluyor. Bunlarda destek oranına baktığımız zaman %100. Çünkü işin içinde araştırma da var. O yüzden her kuruluşa %100 destek veriliyor burada. Sonra ikinci bir tip yenilik faaliyeti var. Bu innovation actions dediğimiz sadece yenilik faaliyetleriyle ilgili kısım. Burada artık araştırma pek istenmiyor. Yani zaten araştırma sonuçlarının yenilikçi bir takım ürünlere çevrilmesi, yenilikçi bir takım uygulamalara çevrilmesi isteniyor. Yani siz bir şeyi artık araştırmışsınız. Laboratuvar ortamında, simülasyonda veya kısıtlı bir ortamda test etmişsiniz. Şimdi bunu biraz daha geliştiriyor olmak ve gerçek şartlarda bir demo yapmanız isteniyor burada. Şimdi bu böyle baktığımız zaman bu şimdi aslında üretime daha yakın, satışa daha yakın bir adım olmuş oluyor. Çünkü İstanbul'da artık uygulamaya daha yakınsınız. O nedenle diyor ki eğer kar amacı gütmeyen kuruluşsanız, belediyeler kar amacı gütmeyen kuruluşlar, işte üniversiteler öyle, kamu kuruluşları öyle, onlar %100 yine gerek desteği veriyoruz. Şimdi bunlar destek oranı %100, bir de bu %100'ün üzerine %25'te indirekt maliyetler olarak ilave ediyor. Yani aslında %125 alıyorsunuz. Yani masraflarınızı ortaya koyuyorsunuz. Masraflarınız nedir? Çalışanlarınızın maaşları, ondan sonra işte alacağınız ekipmanlar, teçhizatlar, alacağınız hizmetler, onların tümü bu masraflarınız içerisinde. Yani size %100 ödeniyor, bir de aynı zamanda overhead maliyeti. Yani endirekt maliyetlerimiz var. O endirekt maliyetleriniz şimdi %25 ödeniyor. Eğer sizin endirekt maliyetleriniz daha fazlaysa bunları açıklayarak daha fazla alabilirsiniz. Ama o zaman detayı daha fazla veriyor olmak gerekiyor. Ama siz kar amaçlı bir kuruluşsanız, bir firma iseniz o zaman %70 destek veriyor size. Çünkü diyor ki yani bunu hızlı hareket et ve bu buradaki ürünleri bir an önce piyasaya çıkar, oradan kar et. Ama bu %70 desteğin üzerine bir de yine aynı şekilde %25'te indirekt maliyetleri yine de ödüyor. Ve burada işte prototip üretimi istiyor, bir demo istiyor, Ar-Ge faaliyetleri, araştırma faaliyetleri daha kısıtlı. Bir de Coordination and Support Action diye bir takım projeler var. Şimdi bu Coordination and Support Action projenin bütçesi daha küçük oluyor çok. İşte 2 milyon, 1 milyon euro falan böyle şeyler oluyor. Ve buradaki amaç daha çok farkındalığı arttırmak, iletişimi arttırmak, ağ kurma, iyi uygulama paylaşımları yapıyor olmak, politik oluşturma. Örnek olarak bizim şu anda bir Horizon 2020'de bir Coordination Support Action'a biz üyeyiz. Onun ortağıyız. Oradaki amacımız özellikle akıllı ulaşım sistemleri, şehirlerdeki akıllı ulaşım sistemlerinin etkileri ve onların uygulamalarını takip ediyor olmak. İşte Tuzla Belediyesi bizimle çalışıyor, Pendik Belediyesi bizimle çalışıyor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yine bizimle çalışıyor. Ve orada bir takım uygulamaları ama burada 200'e yakın şehir var. Farklı ülkelerden 200'e yakın şehir var. Onlardan bir takım uygulamaları alıyoruz. Biz de burada Okan Üniversitesi olarak etki analizi onlara. Elimizdeki bir takım programlarla etki analizi. İşte emisyon etkisi nedir, trafik sıkışıklığı etkisi nedir, verimli etkisi nedir gibi etki analizini ortaya çıkartıyoruz. Bu etki analizinde de işte kullandığımız bir takım standartlar var. Civitas'ın da etki analizle ilgili bir takım standartları var. Onları da kullanıyoruz. İşte bu mesela bir coordination and support action. Yani burada biz amacımız burada bu etki analiziyle ilgili ve de en iyi uygulamaların akıllı şehir hareketliliğiyle ilgili en iyi uygulamaları ortaya çıkartarak
bunun başka şehirlere iletilmesini sağlamak. Bunun amacı bu. Yani çok büyük bir Ar-Ge çalışması bunun içerisinde yok. Özellikle bir destek, haberleşme, iletişim, bir ağ kurma yönünde bir çalışma ama oldukça faydalı bir çalışma. Yani sonuçta ortaya bir etki analizi çıkıyor. Farklı 200 civarındaki şehrin farklı uygulamaları alınıyor. Birçok şehirler işte birçok çalıştaylar organize ediyor. Herkesin birbiri hakkında ne yaptığı hakkında bir takım fikirleri oluyor. Bu da o açıdan oldukça önemli bir aktivite olmuş oluyor. Diğer projeler ise biraz daha ürün geliştirme, bir takım sonuç çıkarma, işte demo ortaya çıkarma gibi bir takım projeler var. Biz şu anda o tip projeler üzerinde de çalışıyoruz aynı zamanda. Var öyle ortaklarımız olduğunu şu anda yürüyen bazı projelerimiz aynı şekilde. Bu küme 5'e baktığımız zaman bunun genel özellikleri içerisinde yeşil ve dijital transformasyon, dönüşüm önemli noktalardan bir tanesi. Yani Avrupa'nın mobilite, enerji, inşaat, üretim sistemlerini dönüştürerek dijital olarak yöneten döngüsel, iklim nötr ve sürdürülebilir ekonomi haline getiriyor olmayı hedefliyor. Tabii ki bildiğiniz gibi işte Green Deal var. Bu COP21 var. Orada ortaya çıkartılan kurallar, hedefler var. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri var. Amacımız hep bunlara katkı sağlamak. İşte toplam bütçesi 15.2 milyar. 6 tane hedef var bunların altında. Daha önce açıklamıştım sabah hedefleri de. Aşamalı ve iki aşamalı çağrılar olabiliyor. Ve aynı zamanda bunun altında 2 tane de misyon ve 11 tane de 11 tane de Ufuk Avrupa ortaklığı var. Yani bir takım gruplar var. Yani bu gruplara da üye olunup böyle bu ortaklık ve proje hazırlama faaliyetleri genişletilebiliyor. Hedef iklim bilimi, iklim nötrü, iklim geçişine yönelik sektörler arası çözümler. Buna bakarsak bunun altyapıları içerisinde bataryalar var. Çünkü sektörler arası olduğu için tek bir sektöre yönelik değil. Toplumlar ve şehirler var. Yani bu da yine direkt bizim konulardan bir tanesi. Vatandaşların, paydaşların katılımı, iklim değişikliği mücadeleye yönelik çağrıştırıcı çözümler. Enerjiyle ilgili ayrı bir hedef kısım var. Kapsayıcı enerji kullanımı. Aslında enerji ile ilgili oldukça belgeleri ilgilendiren konulardan bir tanesi. Diğer yandan 5. hedef ulaşım modlarında temiz ve rekabetçi çözümler. Bu işte sabah da anlattığım To Zero veya ZEVT deniz ulaşımı ile ilgili sıfır emisyonlu deniz yolu araçları. Bunlar da bir nevi teknoloji platformları gibi ve çağrıları onlar hazırlıyor. Hava yolu ulaşımı ile ilgili ayrı var. Ulaşımın insan sağlığına etkisi ayrıca inceliyor. Emniyetli, dirençli, akıllı ve entegre ulaşım sistemleri diye bir de 6. bir hedef daha var. Burada da bağlantılı, kooperatif, otonom mobilite konusu irdeleniyor. Ulaşım emniyeti, çok modlu ulaşım hem yük taşımacılığı açısından hem kentsel ulaşım açısından, ulaşım altyapısı bunlarla ilgili şeyler. Yani baktığımız zaman bu küme içerisinde, bizim hedeflerimiz içerisinde birçok bizimle ilgili olan projeler olabilir. Bunları hani sıkı bir şekilde takip etmek. Yakından her iş programı çıktığında şöyle bir üzerinden gidip bunları acaba bizimle ilgili ne var diye takip ediyor olmanız çok önemli. 5. küme çalışma programı içerisinde işte topluluklar ve şehirler, bunu az önce de söyledim. Yani bunlar direkt bizimle ilgili olan alanlar olabilir. O yüzden bunları her seferinde incelemek gerekiyor. Kurumsallaşmış ortaklıklar var. İşte Avrupa yolları, temiz havacılık, dijital Avrupa havacılığı, urban mobility, EIT
grubu var. O da mutlaka takip edilmesi gereken gruplardan bir tanesi. Onların da ayrıca çağrılıyor. Onlar da mutlaka takip edilmesi gereken, web sitesinin takip edilmesi gereken konulardan bir tanesi. Yani onlar bu Horizon Europe'un çalışma programında çıkmıyor ama ayrıca bir çalışma programı çıkıyor. Tabi burada TÜBİTAK'ın Ufuk Avrupa web sitesi var. O TÜBİTAK'ın Ufuk Avrupa web sitesinde takip ediyor olmanız son derece önemli. Çünkü orada sadece Ufuk Avrupa'ya değil başka çağrılar hakkında da bilgiler veriliyor. Bütün bu çalışmalar yine bu Avrupa Komisyonu'nun çıkardığı sürdürülebilir ve akıllı mobilite stratejisi var 9 Aralık 2020'de. Sabahattin'in ana noktaları üzerinde bir takım bilgiler verdim. Ve burada çok net hedefler var. 30 yılına baktığımız zaman işte 30 milyon sıfır emisyonlu araç. 100 hızlı tren trafiğinin dikkatine çıkması. 500 kilometrenin altındaki yolculukların karbon nötr olması. Otonom mobilitenin yaygınlaştırılması, sıfır emisyonlu gemilerin pazara ulaşması. Bunların hepsi 2030'a kadar. 2035'te sıfır emisyonlu büyük uçaklar. 2050'de artık araçların tümü sıfır emisyonlu. Raylı sistemler taşımacının dikkatine çıkması, işlemsel ve çok modlu Trans Avrupa ağları, TEN-T koridoru dediğimiz tüm modlarda yine sıfıra yakın kazalar dönüştürüyor, hayat kaybı. Avrupa'nın stratejik ulaşım araştırma ve inovasyon programı var ayrıca STRIA. Ve bu programlara baktığımız zaman bu programlarda çok değişik konularda yol haritaları hazırlıyorlar. Cooperative Connect Automatic Transport, Transport Electrification, Low Emission Alternative gibi birçok işte Smart Mobility and Services, Network and Traffic Management Systems. Bunlar da yol haritaları var. İşte transport altyapısı, transport infrastructure bununla ilgili yol haritası var. Ve bunlar oldukça güncel. İşte bunlara ulaşmak için trimis.c.europa.eu'dan bunlara ulaşma imkanınız var. Bunlar ne açıdan bizim için faydalı? Avrupa hangi konularda çalışıyor bunları anlamak açısından çok faydalı. Hangi konular işte devreye giriyor? Hani bizim de onun ötesinde olmamız gerekiyor. Rekabetçi olmamız için bir onları anlamak açısından çok önemli. Burada böyle bir takım konular varsa bunlarla ilgili çağrı da olacak demektir. O yüzden bizim bu alt yapımızı ona göre hazırlıklı tutuyor olmamız gerekiyor. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Ona da bakmamız lazım. Diğer yandan da bir başvuru hazırlarken buradaki hedeflere bakarak tamam o projedeki çağrılarda hedefler veriliyor, onlara özellikle vurgulamamız gerekiyor ama yani yine de hani burada da böyle hedefler var diye projemizde yazdığımız zaman o zaman demek ki biz genel gündeme hakimiz ve Avrupa'nın hedeflerinde katkıda bulunacak bir proje hazırlıyoruz diye bir fikir de ortaya çıkıyor. O yüzden bunlara hakim olmak, bunlara bakıyor olmak çok önemli. Evet, şimdi hedef 2'ye baktığımız zaman iklim geçişiyle ne gibi öncelikler var? Bir tanesi bu rekabetçi ve sürdürülebilir Avrupa batarya değer zinciri konusu. Şimdi hepimizin bildiği gibi elektrikli araçlarda en büyük sorun batarya. Yani bataryanın hem kendisi sorun hem şarjı sorun. O nedenle Batteries Europe diye bir organizasyon kuruldu, bir çeşit platform. Onlar ne gibi araştırmalar yapılması gerektiğini, ne gibi stratejik planları olması gerektiğini bunları çıkartıyorlar ve Horizon Avrupa'da, Horizon Europe'daki çağrıları da onlar organize ediyorlar. Onlar hazırlıyorlar çağrıları. Biz de oranın üyesiyiz. Bir diğer nokta ise topluluklar ve şehirler. Karbon nötr ve sürdürülebilir şehirler misyonu. Burada bir şehirler misyonu kuruldu. Sürdürülebilir şehirler misyonu kurdu. Daha sonra ona geleceğim tekrar. Mesela bunun üyesi olmamızda da çok büyük fayda var şehirler olarak. Böylece network'ümüzü, ağımızı daha iyi bir şekilde geliştirme imkanı ve onların hazırlama
Bunlar da mutlaka bir takım çağrılar hazırlıyorlar ve o çağrıların hazırlığı içerisinde oluyor onun, şehirlerle ilgili çağrıların hazırlığı içerisinde olmamız açısından önemli. Vatandaşların ve paydaşların katılımı iklim değişikliğiyle mücadelede yönelik çığır açıcı çözümler ana hedef öncelikleri bu ikinci kısımda. Bu Batteries Europe'un hani nasıl bir yöntemle çalıştığıyla ilgili bir takım fikirler. Bir kere öncelikle bir değer zincirini ele alıyorlar. Yani malzemeden başlayarak malzeme çalışmaları önem veriliyor ve bu malzemelerden hücrelere gidiliyor. Hücrelerden modüller, sonra paketleme ve uygulaması, entegrasyonu ve de end of life, yani işte tüm end of life aslında sadece hani iş bittiği zamanki durum ama aslında bütün yaşam ömrü çevrimini analizi, yani bu önemli. O yüzden o yapılıyor, yani malzemeden ikinci kullanıma ve ikinci kullanımdan sonra tamamen geri dönüşümü de içerecek şekilde tüm sistem analiz ediliyor. Ve bu değer zinciri üzerinde bir takım çalışmalar yapılıyor ve burada bir takım hedefler, ana hedefler verilip bu ana hedeflerle ilgili hem rekabetçilik hem sürdürülebilirlik, endüstriyel olarak üretimi arttırmak açısından, pazardaki üretimi arttırmak açısından bir takım planlamalar, alt projeler bunlar çalışılıyor. Oldukça fazla üyesi var ve iyi bir çalışma yürütülüyor burada. Şimdi şehirler misyonu diye söylemiştim. Gördüğünüz gibi bu şehirler misyonu içerisinde de bir hazırlanmış olan bir kitapçık var. Bu kitapçığı da incelemekte çok büyük fayda var. 2030 yılına kadar 100 Avrupa şehrini iklim nötr hale getirebilmek için şehirlerdeki sistematik dönüşümleri desteklemek ve bu şehirleri deney ve inovasyon merkezlerine kapsamda yeni teknolojilerin yerel yönetimlerin isteklerine göre şekillenmesi ve test edilmesi, dijital teknolojiler, yenilik yönetimi bir araya getirilmesi, bütünleşik kentsel planlama, yeni yönetişim modelleri, yeni ekonomik ve fonlama modelleri. İşte bunu hakikaten takip ediyor olmak, bunun içerisinde olmak bütün şehirler için kalınca çok önemli. Ve diğer bir hedefe baktığımız zaman, beşinci hedefe, bunun altında sıfır emisyonlu karayolu ulaşım var. Sıfır emisyonlu deniz yolu araçları var. Hava yolu ulaşımı da önemli noktalardan bir tanesi. Ulaşımın insan sağlığına etkisiyle ilgili çalışmalar var. Çünkü birçoğu, yani burada işte Paris Anlaşması, Avrupa Birliği'nin bir mutabakatı ve oradaki 2050 hedefleri, bütün bunlara ulaşmayı hedefliyoruz. Ve bunlara baktığımızda bunların çoğuyla ilgili bizim mutlaka bir takım katkılarımız olacaktır. Mesela şu andaki çağrılardan bir tanesi, ki şu anda açık çağrı, az sonra onu da görüyor olacağız. Metrobüslerde elektrikli ve otonom araçların kullanılması hedefleniyor. Böyle bir çağrı var, spesifik bir çağrı var. Veya işte kamyonlarda, uzak taşımacılıkta özellikle elektrikli araçlar ve yakıt hücreli araçların birlikte çalıştırıldığı ve uzun bir menzili olan, 750 kilometre civarında menzili olan araçlar öngörülüyor. Yani bizimle ilgili olabilecek oldukça fazla çağrı olabiliyor. Bunlar da ulaşımın insan sağlığına etkisi de yine bizleri ilgilendirebilecek noktalardan bir tanesi olabiliyor. Taşımacılıkla ilgili olarak yine baktığımızda burada da burada da yine oldukça farklı alanlar var. Burada da yine bu Tuzyon'un, yani sıfır emisyon taşımacılığına
yönelik nasıl hareket edeceğimizle ilgili onların hazırlamış olduğu bir program var. Burada anahtar teknolojiler, teknoloji inovasyonları, süreç ve çalışma, operasyon inovasyonları ve bunlar arasındaki iş modelleriyle ilgili inovasyonlar, bunlar önemli. Ve nerelere fon sağlıyorlar? Araç teknolojilerine, gerek elektrikli araç, gerekse de yakıt hücreli araç teknolojilerine, bataryalı elektrikli araçların demdeki şarj sistemine, şarj altyapısına entegrasyonu, nasıl entegre edeceğiz enerji sistemleriyle ilgili entegrasyonu ve sıfır emisyon hem insan hem yolcu taşımayla ilgili olarak sıfır emisyonlu kavramların, o tip taşımacılık kavramının oluşturulması, yani bu direkt belediyelerle ilgili olabilecek konulardan bir tanesi. Bir diğer alanda LCA, yani inovatif mobilite çözümleri, sürdürülebilir mobilite çözümleri ve bunlar ile genelde tüm yaşam ömrü boyunca araçların, sistemin ideal iklim etkisini yapıyor olmak veya çevre etkisini en idealini yapıyor olmak. Bunlar hedefleniyor ve bunlara fon sağlanıyor. Bunlarla ilgili çağrılar çıkartılıyor. Emniyetli haberleşen ve kooperatif otonom sistemlere baktığımız zaman bunlarla ilgili de spesifik bir takım şeyler var. Yine hem yük hem yolcu taşımacılığı ile ilgili bağlantı kooperatif otonom araçlar, ulaşımdaki emniyet, çok modlu ulaşım sistemleri, lojistik, altyapı, kentsel ulaşım. Yani bu da yine direkt bizimle ilgili birçok fon. Daha sonra temiz havacılıkla ilgili de bir takım şeyler var. Tabii ki bu, eğer şehrimizde havaalanları varsa, o zaman o havaalanlarında da tabii temiz havacılığı vurgulamak, o havaalanlarında işte hava kirliliğini minimize edecek şekilde organize edilmesi gibi bir takım konular söz konusu olacaktır. Veya havaalanlarına olan shuttle, gidiş, geliş faaliyetlerinin optimize edilmesi gibi konularda yine bizleri ilgilendirebilecek konular arasında olacaktır. Yine dijital Avrupa gökyüzü olarak baktığımız zaman burada işte bağlantılı otonom sistemler, hava zemin entegrasyonu, otonomluk, talebe bağlı kapasite, dinamik hava sahası, sanallaştırma, siber güvenliği, veri paylaşımı gibi burada da bir takım şeyler var. Gördüğünüz gibi burada multimodalite ve yolcu deneyimi konusu da var. Yani yolcuların havaalanlarına en etkin bir şekilde ulaştırılması ve yine bunların çevreye en az zarar verecek şekilde ulaştırılması, bu da yine konulardan bir tanesi buradaki. O yüzden yine incelenmesi gereken noktalardan birisi. Demir yolları, bu da önemli. Şimdi bunun içerisinde baktığımız zaman ne gibi ana noktalar var? İşte Avrupa ulaşımı için bağlantılı ve açık demir yolunun bir çerçeve planını oluşturmak. Otonom ve uzaktan kumandalı sistem altyapısı. Demir yolları için dijital ikiz, simülasyon, sanal ikizlerin hazırlanması, analizlerin yapılması. Akıllı teçhizat ve altyapı, yönetim ve bakımı. Yenilikçi ulaşım model ve sistemleri, çevre dostu ve çekici sürdürülebilir ulaşım, yeşil yük taşımacılığın temel iskeleti, ağ yönetimi planlaması ve burada baktığımız zaman bir de kapıdan kapıya ulaşım, hem yolcu hem yük olarak. O yüzden işte metrolar ve diğer ara çok modlu, farklı modlu sistemler falan da bunların içerisinde girebilecek noktalar. O yüzden bu da yine incelenmesi gereken alanlardan bir tanesi olabilecektir. Özellikle burada yönetimine yönelik, yenilikçi sistemlere yönelik, uygulamasına yönelik bir takım çağrılar olabilecek. Evet, böylece bir
ne gibi ana çağrılar var, ne gibi ana konular var? Yani bir şekilde fonlama alacağımız zaman nerelerden faydalanabiliriz? Onlar üzerinden ilerledik. Baktığımız zaman ilk baştan itibaren bir Horizon Europe Avrupa programı üzerinden ne gibi kümeler var? O kümelerden hangileri bizimle ilgili olabilir? Beşinci küme harici başka kümelerden de bizimle ilgili çağrılar olabiliyor. Onlara bakıyor olmak önemli. Diğer yandan da bu da sadece yeterli değil. Başka fon olanakları da var. Başka organizasyonlar var. İşte şehirler misyonu var falan. Onlar da ilişki içerisinde olmak son derece önemli. Yani böylece bunlar işte çağrılarla ilgili bakılacak, incelenecek olan kısımlar. Evet, bu teşviklerden hangi şekilde en iyi bir şekilde faydalanabiliriz? Bunlara bakacağız. Şimdi öncelikle bazı kuruluşlara ortak olmamızda çok büyük fayda var. Yani bu ilişkilerin içerisinde olmak. Çünkü bu kuruluşlar proje hazırlıyorlar. Yani bu çağrıları onlar hazırlıyorlar. Daha doğrusu proje hazırlamaktan çok çağrıları onlar hazırlıyor. Böylece çağrıları hazırlarken ki hem katkıda bulunabilirsiniz hem de bunlara belirli bir şekilde bu çağrıları yönlendirme imkanı olabilir. Bir yandan da bu çağrıların mantığını daha iyi bir şekilde anladığınız için proje hazırlamak da sizin için daha rahat olacaktır. Biz buradaki mesela 4 tane grubu koydum ben burada. Baktığımız zaman işte burada daha önce EGVIA, European Greenway Association'da, şimdi o Zero Emission Road Transport oldu, 2.0. Biz bunu buranın üyesiyiz. Connect Cooperative Automated Mobility, yine bu organizasyonda üyesiyiz. Zero Emission Waterborne Transport var, bunların üyesi değiliz. Batteries European Partnership, bunların üyesiyiz. Yani sizin herhangi bir şekilde eğer bu çağrılarla ilgili fikirleriniz olursa, hani şu tip çağrılar çıkarsa iyi olur gibi bir takım fikirleriniz olursa, bunları bize iletirseniz biz bu ortamlar içerisinde, çünkü bu çağrı hazırlıkları içerisinde biz de oluyoruz, bu ortamlar içerisinde onları iletme imkanımız olacaktır ve çağrıları ona göre yönlendirme imkanımız olacaktır. Yani bunlar bir çeşit ağlarda üyelik, hem bu ortaklar açısından da faydalı. Yani kimlerle ortak olunur, kimler ne yapıyor, kimlerin kapasitesi nedir, ona göre projeler nasıl ortak kurabiliriz gibi, hani işbirliğini geliştiriyor olmak açısından bu ağların çok büyük faydası var. Diğer yandan başka bir ağ Artico. Artico Avrupa Akıllı Ulaşım Ağı. Çok belediye buraya üye. Biz de üyesiyiz. Ve burası da hakikaten birçok proje hazırlıyor. Burası çağrı hazırlamıyor aslında. Çağrılara gerek desteği veriyor ama proje hazırlıyor. Burası konsorsiyumlar kuruluyor. Biz artık üyesi olarak şimdiye kadar onlarla iki tane, yani belki 8 civarında proje hazırladık. Bunların ikisi kabul oldu ve onların içerisindeyiz. Diğer yandan EARPA diye bir spesifik araştırma kuruluşu var. Onlar da konsorsiyum hazırlıyorlar. Daha çok konsorsiyum hazırlamaya yönelik olan bir kuruluş. Eltis mutlaka bilginiz var. Şehirlerle ilgili bir ağ ve Civitas'la birlikte sürdürülebilir ulaşım planlaması üzerinde çalışan ağ. Civitas hepinizin mutlaka bilgisi var. Sustainable and Smart Mobility for All organizasyonu. Yani Civitas'a üye olmak, Eltis'e üye olmak, bunlar önemli. EIT var. European Innovation Teknoloji alanı ve onlara baktığımız zaman European Institute of Innovation and Technology ve onlara baktığımız zaman da onların birçok şeyi var. Yani özellikle çıkarmış olduğu alt alanlar var ve birçok da çalışması ve özel çıkardığı çağrılar var. Mesela onların alt çalışma gruplarından bir tanesi Urban Mobility Group, yani şehirlerle ilgili olan ulaşım üzerinde bir takım özel çağrılara çıkıyorlar onlar da. İşte
dijital transformasyonla ilgili çağrılar var. Yine o da incelenmesi gereken noktalardan bir tanesi. Orada akıllı ulaşım sistemleriyle ilgili noktalar olabilir. İşte bu grupların içerisinde olmak gerekiyor. Yani tabii hepsinin birden olması oldukça zor. Şimdi bunların ciddi bir şekilde ödemeleri de var, aidat ödemeleri de var. Hepsinin birden olması zor. Ama bunlardan size en yakın, sizin için en faydalı olacakları seçip bunlardan bir kısmı içerisinde olmanız da çok faydalı. Diğer bir üye olabileceğiniz grup ise OPINA. Açık İnovasyon Otonom Araç Yazılım Geliştirme ve Test Platformu. Şimdi bu İstanbul Okulu Üniversitesi olarak bizim yürüttüğümüz bir proje. Ama Doğu Marmara Kalkınma Ajansı proje ortaklarından bir tanesi. TAYSAT, Otomotiv Sistemleri, Tedarik Sanayi yine proje ortaklarından birisi. TESİT, Türkiye Elektronik Sanayicileri Derneği, YASAT, Yazılım Sanayicileri Derneği. Onlar da projemizin ortakları içerisinde. O PINA projesi bir Instrument Pre-Accession IPA projeleri, IPA fonu var. Bu IPA fonu vasıtasıyla almış olduğumuz bir proje. Şu anda aşağı yukarı projenin 18 ayı bitti. Bir 18 ay daha var projenin bitirilmesi için. Bu OPINA içerisinde biz şimdi yukarıdaki birçok organizasyonlara baktığımızda Ertuğ hariç hiç kimse konsorsiyum hazırlamıyor. Yani proje hazır. Bir de AirPower. Yani onların haricinde hiç kimse herhangi bir şeyle konsorsiyum hazırlamıyor. Bunlar çağrı hazırlıyorlar. Stratejik plan hazırlıyorlar ama konsorsiyum hazırlamıyorlar. Biz OPINA'da mutlaka bu çağrılar çıktığı zaman bir çalıştay organize ediyoruz. Kimler hangi konularda uzman onları alıyoruz. Ve herhangi bir şekilde bize ortaklarımızdan, tanıdıklarımızdan bir şekilde bir ortak arayışı isteği oluyor bazen. O zaman kim hangi projeyle ilgilendiği için biz onu çok rahatlıkla tavsiye edebiliyoruz. Diğer yönden de biz de her sene bir iki proje kendimizde hazırlamayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl bir tane hazırladık bizim koordinatörlüğümüz altında. Ülkemizden de 4 ayrı firmada bu proje içerisinde, onlar da bu proje içerisinde oldular. Ve 16 civarında da ortağı vardı. Hatta Amerika'dan, Kanada'dan falan da ortaklarımız var. O yüzden hani proje hazırlama, projeler hakkında daha fazla bilgi almak için mutlaka bizim platformumuza da üye olun. Web sitemiz var. Şu anda hani tam olarak üyelik, kümelik şartlarını falan ilan etmedik. Ama bunu yani şimdiden isminizi orada bir üyelik kısmı var. Oraya yazıyor olabilirsiniz ve böylece sizleri iletişim bilgileriniz bizde olduğu zaman hiç olmazsa çalıştaylarımıza davet edebiliriz. Şimdi biz 2021 yılı ve 2022 yılı çağrıları ile ilgili çalıştaylarımızı yaptık, projeler üzerinde çalışıyoruz. Biz İstanbul Okulu Üniversitesi olarak 4 tane proje müracaatında bulunduk şimdiye kadar Horizon Europe ile ilgili olarak. Bir tanesi de koordinatör olarak biz olduk. Diğerlerinde ise ortak şeklinde ve haberleştiğimiz zaman hani sizleri de bunların içerisinde alıyor olacağız. 2023-2024 çağrıları işte bu yılın sonuna doğru yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor olacak. Biz daha çağrılar ilan edilmeden bile hani Avrupa Komisyonu buna pek sıcak bakmıyor ama başka başlığın altında hani proje ortak çalışmaları gibi çağrılar hakkında size ön bilgileri daha çağrılar ilan edilmeden veriyoruz. Bir de burada çok önemli noktalardan bir tanesi de şu. Şimdi çağrılar ilan ediliyor değil mi? Çağrılar ilan edildikten sonra ortak aramaya çalıştığınızda o kadar da kolay olmuyor. Diyorsunuz ki ya çağrılar daha yeni ilan oldu. Ne oldu? Evet çağrılar daha yeni ilan oldu ama yani buradaki organizasyonlar gördüğünüz gibi çağrıları hazırlıyorlar zaten. Çağrıları hazırlarken bir yandan da bu gruplarda olan kişiler ya bak böyle bir çağrı çıkartıyoruz. Hadi gelin ya yavaş yavaş bir fikir teatisi yapalım. Buna
bir de proje hazırlayalım falan gibi konsorsiyumlar da oluşturuyorlar. Ben birçok durumda daha çağrı yeni çıktığı zaman birkaç konsorsiyuma Batteries Europe'la gireyim diye yazı yazdım. Hepsi böyle birçok projelerde olduğumuz, tanıdığımız arkadaşlardı. Valla dediler, Orhan kusura bakma yani konsorsiyumlar kapandı, doldu falan. Yani o yüzden çağrılar açıldığında bazı konsorsiyumlar kapanmış oluyor. Tabii ki bu kural değil. Yani hani başka konsorsiyumlar da çıkabilir. Tabii ki başka çalışmalar da giriyor olabilir. O tip bir şeyle karşılaştığımız zaman ben de çoğunlukla kendim bu sefer koordinat olup ayrı bir grup kurabiliyorum falan. O yüzden hani ama bunları takip ediyor olmanız ve çağrılar çıkmadan önce de bu bilgileri sizlere iletiyor olmanız önemli. O yüzden Opina'ya üye olmanız, iletişim bilgilerini buraya bırakıyor olmanız önemli. Opina ne yapıyor? Şimdi Opina'ya baktığımız zaman özellikle otomotiv ile ilgili akıllı ve haberleşen ve otonom araçlarla ilgili yazılım geliştirebilen bir platformumuz var burada. Yani bir takım hazır yazılımlar veya işte bizim master öğrencinin, doktor öğrencilerin, bazı firmaların yaptığı herkese açık yazılımlar da bunun içerisinde olacak. Ama isterseniz siz kendi yazılımınızda bu sistem üzerinde o açık yazılımları da kullanarak, entegre ederek kendi yazılımınıza uzaktan bu yazılımda hazırlama imkanı olacak. Buna OEM'ler de olabilir, girişimciler de olabilir, startuplar da olabilir, Avrupa'da olabilirsiniz, Amerika'da olabilirsiniz. Herhangi bir yerden hızlı bir şekilde yazılım geliştirme imkanı veriyor size. Geliştirdiğiniz yazılımı test etme imkanı veriyor. Yani geliştirdiğiniz yazılımı açık bir simülasyon sistemi var. Onun üzerinden test edebiliyorsunuz. Ama bunu daha ciddi ise Avrupa Birliği regülasyonlarıyla uyumlu mu değil mi diye bunları kontrol etmek istiyorsanız o zaman bize bir iş emri açıyorsunuz. Bizim bir takım profesyonel yazılımlarımız, senaryolarımız var. Yazılımı da kontrol edebiliyoruz. İşte aynı zamanda araca koymadan bir önceki halini de kontrol edebiliyoruz. Donanımı yani kontrol ediyoruz. Daha sonra araçlarımız var. Araçlar bütün sensörler araçların üzerinde var. Araçlar üzerinde test edebiliyoruz. Veyahut da sürücüyle birlikte test edebileceğimiz sistemler de var. Yani sürücüyle birlikte test edebileceğimiz sistemler içerisinde geliştirdiğiniz yazılımları, otonom araç yazılımını burada sanki otonom bir araçta gidiyormuş gibi otonom aracın karşılaştığı zorluklar, sürücü olarak buna nasıl müdahale edeceksiniz. O tecrübeyi kazanma imkanınız var. Veyahut da zorlu bir ortamda sürücü olarak siz kullanabilirsiniz. Arka planda otonom araç yazılımınız çalışıyor olabilir. Ve sürücüyle sizin aranızdaki karşılaştırma yapılabilir. Here HD Maps buna bağlanıyor olacak. Böylece Avrupa'daki herhangi bir durumu veya Avrupa'da diyelim bir mobilite sistemi devreye aldınız yine. Bunun eski hali, yeni hali, trafiğe etkisi bunları da analiz etme imkanınız var. Yani bu şekilde hem yazılım geliştirme yönelik ki bunların içerisinde haberleşme de var. Bazı spesifik yol testlerini de araçlarla birlikte yapmamız var. Araçlar arası haberleşme, bunlarla ilgili ekipmanlarımız da var. Hem araçlar arası haberleşme hem de sabit sistemlerle haberleşme şeklinde ekipmanlarımız da var. Yani ve aynı zamanda eğitim sistemi de var bunun içerisinde. Yani çünkü akıllı araçlarla ilgili teknoloji geliştirmek için çok fazla bilgili mühendis de yok. O nedenle bir eğitim sistemi de oluşturuyoruz, eğitim platformumuz. Orada aynı zamanda eğitim sistemi de var. Yani burası işte 18 ay sonra böyle bir platform olacak. Bu şekilde hizmet vermeye başlayacak ama bir yandan da biz projelerimizi hazırlıyoruz, çalıştaylarımızı yürütüyoruz. O yüzden ilgi duyduğunuz çalıştaylara katılımınız için sizlerin gelişim bilgilerini almamızda fayda var. Bizim Opina diye arattığınız zaman web sitesini bulup oraya çok rahatlıkla girebilirsiniz. Şimdi bir aşaması dediğimiz gibi üyelik.
Yani bu tip kuruluşlara, Opina gibi, işte Ertiko gibi, gibi CCM gibi kuruluşlara üyelik, yani bir aşaması bu. Diğer aşaması ise ortak arama. Daha öncekinde de yine ortak arama konusu hakkında bilgi vermiştim. Baktığınız zaman herhangi bir konu üzerinde, herhangi bir çağrı üzerine de girdiğinizde burada da ortak aramayla ilgili kısımlar var. Veya o konuyla ilgili question, soru ve cevap kısmı var. O konu hakkında daha fazla bilgi almak için. Bu tip bu yine Funding and Standards portalına girip buralardan herhangi bir çağrının altında da ortak arama yapma imkanınız var. Gördüğünüz gibi bu ortak aramaya girdiğiniz zaman hangi çağrılarla ilgili olarak istiyorsunuz? Önce programı seçiyor olabilirsiniz. Programın içerisinde gelecekte açılan çağrılar mı var, yoksa şu anda açık olan çağrılar mı var? Onlardan seçerek veya bilgi almak istiyorsanız projeler hakkında. O yüzden kapalı olan çağrılar da var. Onlar hakkında da bilgi alabilirsiniz. Bu şekilde ilgilendiğiniz çağrıyı açıp o çağrı altındaki ilgili partner search programlarına girip arama imkanınız var. İşte daha önceki projelerle ilgili olarak yine Funding and Tenders'ın altında veya işte Cordis diye ayrı bir site daha var. O Cordis'ın altında bu proje ve sonuçlarına bakarak hangi alanda projeleri incelemek istiyorsanız o alanla ilgili bütün geçmişte yapılan projelerle ilgili bilgileri alma imkanına sahipsiniz. Yani gördüğünüz gibi burada bütün Horizon 2020 projelerini de indirin diye bir kısım da var. Yani bütün Horizon 2020 projelerini indirme imkanınız da var. E işte Funding and Tenders içerisinde nasıl projelere katılabilirsiniz? Burada bir ortak arama kısmı var. O ortak arama kısmına gidebiliyorsunuz. Ve belirli konuları seçip o konular altında veya belirli çağrılar altında ortak arama imkanı yapma olabiliyor. Bu Avrupa Komisyonu'nun katılımcı portalı içerisinde ortak arama motoru yine burada akıllı bir şekilde bir takım isimler vererek gördüğünüz gibi daha kapsamlı aramalar yapma imkanlar da var aynı zamanda. Bakıyor olmak gerekiyor. Bu da mesela Avrupa Birliği'nin araştırma kısmı, participant kısmı buralarda. Yani bu Funding and Tenders altında değil, farklı bir kısımda. Orada da yine ortak arama imkanı var. LinkedIn, sosyal medya falan, ama yani bunlar pek o kadar hani var burada ama çok etkin yerler değil. Bir de önemli noktalardan bir tanesi TÜBİTAK ENSİK. Ben size az önce Serhat Melih'in ismini verdim. Ulaşımla ilgili olan bizim iletişim noktamız. Kendisi hakikaten her türlü desteği vermeye her zaman hazır. Çok hızlı bir şekilde geri dönüş sağlar. Zaten yani TÜBİTAK'taki iletişim noktalarındaki arkadaşım hep söyler hakikaten. O nedenle hani kendi ilgi alanınızla ilgili o noktayı bulup veya işte Serhat Melih'e sorduğunuz zaman direkt onunla ilgili sosyal ilgili arkadaşı hemen yönlendiriyor olabilir. Böylece herhangi bir şekilde bakın bizim şöyle şöyle imkanlarımız var, biz şu projeye katılmayı istiyoruz. Ne yapalım diye sorduğunuz zaman o da gerekli desteği her zaman size çok hızlı bir şekilde verebilecektir. Diğer noktalardan takip edilmesi gereken noktalardan bir tanesi de Avrupa Komisyonu'nun belli aralıklarla böyle
brokerage event diye söyleyeyim. Hem bir çağrıları tanıttığım, diğer yandan da firmalar arasında, kurumlar arasında ilişkilerin sağlandığı, birbirinizden randevu alarak görüşme talebinde bulunabildiğiniz bir sistem. Bu sisteme girdiğinizde önce profilinizi istiyor. Sizin özellikleriniz nedir, kapasiteniz nedir, daha çok hangi çağrılarla ilgileniyorsunuz onları istiyor. Ondan sonra ona göre siz arayarak işte burada kimler katılıyormuş bu toplantıya, kimler kayıtlıymış onlara bakıp onlar içerisinden randevu isteme imkanınız oluyor. Ve ona göre de o gün bir takım konuyu tanıtan sunuşlar olduktan sonra da randevu alarak bir takım toplantılar yapma. Ona göre birlikte bir nüve da kurulabilir ve o nüve grup birlikte çalışmaya başlayabilir. İşte burada mesela küme 5 ile ilgili olarak Climate, Energy and Mobility kümesi ile ilgili olarak 4 Şubat'ta bir tane var önümüzdeki günlerde. Buna kayıt olabilirsiniz. Ve burada ortak bulma için bir takım çalışmalarda bulunabilirsiniz. Bununla ilgili olarak Avrupa Komisyonu sayfasından da kayıt olunabilir veya TÜBİTAK Avrupa sayfasına girip oradan da yine kayıt olma imkanınız var. 4 Şubat. Yani şimdi buradaki sorun tabii şu oluyor. Şimdi bakın bu 4 Şubat. Fakat bu çağrılara baktığımız zaman genelde bu çağrılar bir kısmı kapandı zaten. Buradaki çağrıların bir kısmı 2022 çağrıları yani 15 Ocak civarında kapandı. Biz ona bir başvuruda bulunduk. Bir tanesi de bir diğer çağrıda Nisan ortalarında kapanacak. Yani Egbiyan'ın çağrıları da çoğunlukla Nisan ortaları gibi kapanacak. Ondan sonrası da vardır mutlaka yani tam incelemedim ama şimdi Nisan ortasında kapanacak olan çağrı içinde biz zaten Kasım Aralık ayından beri çalışıyoruz. Yani daha çağrılar ilan edilmeden önce belki çalışmaya başladık. Onun için 4 Şubat biraz aslında geç. Yani 4 Şubat'ta daha yeni yeni ortaklarla görüşeceksiniz. Nisan ayı için hazırlamak için geç. Ama şöyle olabilir tabii. Yani buradaki grup içerisinde çağrı hazırlamakta olanlar olabilir. Ve bu çağrı hazırlamakta olanların ortağa ihtiyacı vardır. Ve o nedenle hani böyle bir toplantıya katılıyor olabilirler. Zaten bir takım konsorsiyumlar oluşturmuşlardır. 8-10 kişileri falan vardır. Ama belli alanda birilerine ihtiyaçları vardır. Belediyelerin bu alanda şansı oldukça fazla olabiliyor. Çünkü projelerde uygulama isteniyor. Uygulama olunca bu uygulayıcı kuruluş olarak belediyeler oldukça faydalı olabiliyor, istenen kurumlar olabiliyor. O nedenle hani yine de hala tabii ki hiç yoktan iyidir, böyle bir ihtiyaç var. Ama bunları ilk baştan itibaren takip ediyor olmak tabii ki çok faydalı olur. Tabii bundan önce mesela bu işbirliği çağrısıyla ilgili toplantı ama daha önce çağrıların yeni açıldığında, çağrılar açılır açılmaz, çağrıların tanıtımıyla ilgili toplantı oluyor. Onlara da katılınabilir. Böylece o toplantılara kimlerin katıldığı, orada sorulan sorular onlara göre bir aşağı yukarı hani kimlerle ilişki kurmanız gerekiyor. Onlar hakkında bir bilgi sahibi olursunuz. O da faydalı. Böylece bunlar çağrılara nasıl katılabileceğiniz üzerinde bazı ipuçları. Peki bu çağrılara giriyorsunuz ama yani ne hazırlamanız lazım, ne yapmanız lazım, çağrıya girmek ne demek? Yani bir onlara bir bakalım şöyle bir. Bu çağrılarda bir önce bir kabul edilebilirlik var. İşte başvuruları mutlaka tam okunabilir, erişilebilir, yazdırılabilir olması, sonuçların kullanılması ve yaygınlaştırılması ile ilgili plan içermesi. Yani bu şimdi Ufuk Avrupa çok önemli oldu. Yani Avrupa artık diyor ki ya biz çok proje yaptık ama baktığımız zaman uygulaması bunların kısıtlı oldu. Yani biz bunları çok daha fazla uygulamamız gerekiyordu. O yüzden artık böyle uygulamayla ilgili çok net programlar isteyeceğiz. Eğer
proje bittikten bir yıl sonra da hala uygulanmadıysa bunlar, o zaman bir özel web sitesi açmışlar, oraya giriş yapacaklar. Neyi uygulamak istiyorlar, işte niye uygulayamadılar, bunları söyleyecekler. Burada bunlar açık olacak, ona göre herkes oraya girip sonradan bakıp yani biz de bunu o zaman uygulayalım diyebilecek mi diye onlara önem veriyorlar. Yani bu uygulama kısmı oldukça önemli oldu. Ve daha önceden 70 sayfa civarındaydı bu projeler. Öyle bir istek vardı. 70 sayfa, yani bir tez hazırlıyorsunuz. Şu anda bunu 45 sayfaya indirdiler. Coordination and Support Action'da bunlar da 30 sayfaya indirdiler. Fakat aslında birçok projede, hani istisnalar varsa çağrıda belirtilecektir diyor, birçok projede 70 sayfa isteniyor. Yani bizim hazırladığımız şu ana kadar 3 tane proje var. Hepsinde de 70 sayfa hazırladık. Dördüncüyü hazırlıyoruz. O da yine öyle olacak. O yüzden her ne kadar teoride böyleyse de standart olarak bu özel koşullarda onu yazıyorlar. Peki bir konsorsiyum oluşturduğu zaman nasıl olması lazım bunun? Bir kere en az bir AB üyesinde kurulmuş tüzel kişilik ve her biri farklı AB üyesi ülkede veya asosiye ülkede kurulmuş en az iki bağımsız tüzel kişilik. Asosiye ülke dediğimiz zaman biliyorsunuz biz de bir asosiye ülkeyiz. Avrupa Birliği üyesi değiliz ama Avrupa Birliği ile anlaşmamız var bizim. O yüzden bunlara katılma imkanımız var ve anlaşmada imzalanmış bu ülke anlaşmada Horizon Avrupa'ya katılma ile ilgili. O yüzden bunlara rahatlıkla katılabiliyoruz. Diğer yandan şartlardan bir tanesi toplumsal cinsiyet eşitlik planı var. Yani kamu kuruluşlarının, belediyeler de bunun içerisinde oluyor, üniversitelerin ve tüm kamu kuruluşlarının toplumsal cinsiyet eşitlik planı olması lazım. Bu planda belli şartları var. Bu plan neyi içerecek? Bunlarla ilgili bir takım kurallar var. Ve 2022'den itibaren eğer hani katılacaksanız bu çalışmalara mutlaka böyle bir planınızı hazırlamış olup bunu web sitesinde ilan etmiş olma şartınız var. O yüzden bir kere bunu özellikle vurgulayacağım. Yani hani UFK Avrupa programlarına katılmayı istiyorsanız çok hızlı bir şekilde Avrupa'nın yine bu cinsiyet eşitlik planının nasıl hazırlanır, ne olması lazım gibi bir kitapçı da var. O kitapçıktan da faydalanarak çok hızlı bir şekilde bu cinsiyet eşitlik planının hazırlanması gerekiyor. Aksi takdirde bu projelere katılma imkanı yok. Yani işte kadınlara, erkeklere eşit haklar verilmesi konusu, onların o şekilde takip ediliyor olması konusu gibi birçok konu var içerisinde. Onlara göre bu böyle bir plan hazırlamamız gerekiyor. Asosiye ülkeler uygunluk koşulları çerçevesinde Horizon 2020'de aday ülke statüsünde olan veya Horizon Avrupa Birliği müzakere sürecindeki üçüncü ülkeler asosiye ülke sınıfına değerlendirilir. Bu ilk başta çıkan şeydi çünkü biz bu çağrılar ilk çıktığında hala müzakere sürecindeydik. Hala müzakere sürecinde olan ülkeler var. Fakat bizim müzakere sürecimiz oldukça hızlı bir şekilde sonuçlandı ve biz şu anda Horizon Europe'da da aday ülke statüsünde olarak asosiye ülkeyiz ve böylece rahatlıkla projelerde ortak olabiliyoruz. Ama tabii işte bu toplumsal cinsiyet eşitlik planımız varsa. Bu özel kuruluşlar için şart değil, kamu kuruluşları için bu şart. Asma için işte uygun faaliyetler önemli. İşte üreme amaçlı insan planlaması, insanların genetik mirasını değiştirmeyi hedeflemek, insan embriyoları tahribimiz falan gibi bir takım faaliyetler olmaması gerekiyor ve de sivil uygulamalar, askeri uygulamalar da bunların içerisinde değil. Başvuru formu olarak yapı aşağı yukarı aynı. Bölüm A var, bölüm B var. Bölüm A eskiden yazılı olarak veriliyordu. Şimdi daha çok bilgisayar üzerinden veriliyor. Bu biraz daha kısaltılmış şeklinde. Bölüm B'de işte hazırlanıyor ve bunu bir PDF formatında veriliyor.
Şimdi ne hazırlıyoruz? Neler hazırlıyoruz? Burada başlı üç tane bölüm var. Bir tanesi bilimsel mükemmelliyet, diğeri etki ve bir diğeri de proje yönetiminin kalitesi ve etkinlik. Üç tane alan var ve bu üç alana göre size puan veriliyor. Ve 10 puan eşik puan. Şu 10 puan üzerinde almanız gerekiyor eşiği açmak için. Ama eşiği açmak demek fonlanacaksınız demek değil. Yani bizim çok 11, 12, 12,5 gibi projeler fonlanmadı. O yüzden o sırada işte kaç konsorsiyumun olduğu, toplam proje bütçesi. Bazı proje bütçeleri yani bir kere baktığımız zaman genel araştırma proje, inovasyon projeleri bunlar 5, 6, 7, 8 milyon euro civarında olabiliyor bu proje. Şu anda çıkan bazı büyük projeler var. Bu projeler 15-20 milyona çıkan projeler var euroya. Bazı proje 30 milyon euroya çıkabiliyor. Çünkü çok fazla katılımlı demonstrasyon istenen projeler olabiliyor. O zaman 30 milyona çıkabiliyor projeler falan. Oldukça farklı bütçeleri olabiliyor projelerin. İşte bunları hazırlarken de bilimsel mükemmelliği çok iyi anlatmanız gerekiyor. Nasıl etki yaratacaksınız? Projeyi nasıl etkin bir şekilde yönetiyor olacaksınız? Bunlar önemli. Açık bilim uygulamaları yani hazırladığınız şeyler mutlaka açık alanlarda herkesin ulaşabileceği şekilde verilmesi gerekiyor. Etki kısımları yukarıda da söylediğim gibi her alanla ilgili yani her kümenin altında hedefler var mesela işte küme 5'in altında 6 tane hedef var ve her bir hedefin de ayrı isteyen etkileri var. O isteyen etkilerde doğru sonuca ulaşmanız gerekiyor. O etkilere nasıl ulaşacaksınız? Onu çok iyi bir şekilde anlatmanız gerekiyor. Onları istiyorlar. İşte bu cinsiyet boyutu, toplumsal cinsiyet boyutu tüm araştırma ve inovasyon sürecinde toplumsal cinsiyetin dikkate alınması, takip edilmesi, kayıtlarının tutuluyor olması, bir toplantıya kaç kişi katıldı, ne oldu veya işte bir çarpma testi yapılıyorsa bu çarpma testi aynı zamanda kadınlar için de mi uygun mu yoksa sadece erkekler için mi yapılan bir test? Gibi yani bütün işte cinsiyet, ırksal ön yargıları da ortadan kaldıracak şekilde böyle bir bu da dikkat etmek gerekiyor. Zaten bununla ilgili bir takım açıklamalar da var. Mutlaka bir bunları takip edeceğinize yönelik bir görev de oluyor projenin içerisinde. Bunları da anlatmanız gerekiyor. Önerinin etkisinin ve o etkiye ulaşma yöntemi nasıl etkiler var? İlk başta söylediğim gibi her bir küme altındaki hedeflerin belirlenmiş etkileri var. O etkilere nasıl ulaşacaksın? Bu çağrıdaki etki ve hedeflere ulaşmak için hedefler de her bir çağrı altında da sizin ulaşmanızı istedikleri bir takım hedefler var. O hedeflere de nasıl ulaşacağınızı anlatmanız gerekiyor. Orada belli bir mantık ve belli bir süreç var. O süreci çok iyi bir şekilde anlatmanız gerekiyor. Burada onunla ilgili bir örnek var. Nasıl ilerliyor baktığımız zaman? Önce AB politika önceliklerinden çıkıyorsunuz buradaki mantığı anlatırken. İşte AB'nin diyorsunuz bizim çağrımız hedeflerimizle ilgili şöyle bir genel politika hedefleri var. Ve bizim çağrımızla ilgili temel stratejik eğilimlerde böyle diyorsunuz. Bununla ilgili etki alanları bunlar. Bakın şöyle şöyle etkiler isteniyor. Ve ondan sonra her küme altındaki hedeflerle ilgili de daha spesifik etkiler var. Bakın diyorsunuz ben şu etkilere de bakacağım. Ondan sonra bununla ilgili olarak projeler ne gibi çıktılar vermesi gerekiyor. Bunlar var. Ve ona göre projenin daha spesifik sonuçları var. Böyle bir sıralama. Şimdi bu projeler hazırlanırken, çağrılar hazırlanırken yukarıdan aşağı doğru giderek hazırlanıyor. Bu şekilde politikadan başlayarak strateji, genel etki alanları,
Bundan sonra her kümeler, bunların altındaki etkiler, buna göre çağrılardan istenen ne gibi şeyler olacak, çıktılar olacak onlar. Her bir proje ne gibi sonuçlar ortaya çıkacak onlar. Bunlar baştan bir top-down şekilde hazırlanıyor. Ondan sonra biz projeyi hazırlarken buna proje sonuçlarından başlıyoruz. Demek ki bizim bu proje sonuçlarını çıkarmamız lazım. Bizim proje sonuçlarımız şu çıktılara hizmet edecek diyoruz. Bu çıktılarda diyoruz şu etkilere hizmet edecek diyoruz. Bu etkiler bu genel etki alanlarına hizmet edecek diyoruz. Bu da bu stratejilere hizmet edecek diyoruz ve böylece iş planında o görmüş olduğunuz Horizon Avrupa'nın, Horizon Europe'un stratejik planlarına, hedeflerine o proje spesifik olarak asıl spesifik katkılarda bulunuyor. Bunları çok iyi bir şekilde anlatmamız isteniyor. İşte mesela bizim ilgilendiğimiz hedeflerden birisine baktığımız zaman bu hedefte stratejik planı yazıyor. Yani bu anahtar stratejik yönelim. Diyor ki mobilite, enerji, inşaat ve üretim sistemlerinin dönüşümüyle Avrupa'yı ilk dijital olarak etkin, döngüsel, iklim nötr ve sürdürülebilir ekonomi haline getirmek. Ve bununla ilgili olarak da insan odaklı teknolojiler ve yenilikler aracılığıyla dijital ve yeşil geçişleri hızlandırmak, yönlendirmek. Çünkü önemli dijital yeni gelişen teknolojilerin, sektörlerin ve değer zincirlerinin geliştirilmesine öncülük ederek açık bir stratejik özelliği teşvik etmek. Bunlar alanlar, ana yönelimler, projelerin bunlara hizmet etmesi isteniyor. Peki buna hizmet etmesi için de diyoruz ki işte dünya standartlarında bir Avrupa araştırma inovasyon ve endüstriyel sistemiyle karayolu taşımacılığının şöyle etkiler olması lazım diyoruz. Dünya standartlarında bir Avrupa araştırma inovasyon ve endüstriyel sistemiyle karayolu taşımacılığının sıfır emisyon hareketliliğine dönüştürerek Avrupa'nın karayolu taşımacılığına ilişkin inovasyon, üretim ve hizmetlerde dünya lideri olmasını sağlamak. Diğer havacılıkla ilgili, nakliye sektörüyle ilgili var sonra. Yolu ilgili ve geliştirilmiş bilimsel bilgi ve emisyonları ve etkilerini azaltmak için daha etkili yollar geliştiriyor olmak. Yine bu da bizim genel ana noktalarımız, ana etkiler olarak ortaya çıkıyor. Sonra bu etkileri hedeflerin altında biraz daha açıyorlar. Ve mesela işte temiz ve rekabetçi çözümlerle ilgili hedeflerde tüm Avrupa'da yol tabanlı mobilite için sıfır egzoz emisyonu, uygun fiyatlı kullanıcı odaklı çözümlerin hızlandırılmış artışı, artan kullanıcı kabulü iyileştirilmiş hava kalitesi, daha döngüsel bir ekonomi ve çevre sektörün azaltılması, araç şebeke etkileşimi için uygun fiyatlı kullanıcı dozlu şarj altyapısı, sıfır egzoz emisyonlu araçların entegrasyonu, döngüsel ekonomi bağlamında yaşam döngüsü analiz araçları. İşte bunlar da bu hedefle ilgili ana etkiler. Yani bizim projemiz bunların hangilerine katkı sağlıyor? Ne gibi yenilik şeyler var projemizde? Onları iyi bir şekilde anlatmamız gerekiyor projenin içerisinde. Bu da esnek ulaşım ve akıllı mobility ile ilgili olan kısımlar. Baktığımız zaman bunlar da yine bir üstte söylediğimiz hedeflerle ve ana stratejik yönetimlerle aynı. İkisi de yine bunlar. Ama bunlara hizmet vereceğimiz kısımlar biraz daha farklı. Bakın burada da üçe ayrılmış bunlar. Bir tanesi CCM ile ilgili olanlar. Yolcular ve ürünler için yenilikçi bağlantı, kooperatif otonom, mobilite teknolojileri ve sistemlerin uygulanması. Bir tanesi optimize gelişmiş sistem ağlarının verimi için çok modlu ulaşım sistemlerinin daha gelişmiş, sürdürülebilir akıllı uzun mesafeli kentsel yük taşımacılığı ve lojistiği için ve küçük araçlar ve operasyon için dayanıklı fiziksel ve dijital altyapının gelişmesi. Bunların hepsi bu genel akıllı ulaşımla ilgili stratejik plandan çıkartılan bir takım etkiler ve nasıl aksiyonlar, nasıl eylemlerle bunları ulaştırırız. O yüzden bunları da bu çağrı programlarını bu şekilde koyuyorlar ve böylece projelerimiz bunlara nasıl katkı sağlayacak?
Bunları çok net bir şekilde projelerde açıklamamızı istiyorlar. Yani böyle çok ciddi bir şekilde sistematik bir çalışma içerisinde. AB'nin karayolu taşımacılığında bile vizyon 0-2050 yılına kadar sıfıra yakın ölüm ve ciddi yaralanmalar konusunda, yani ulaşım güvenliği arttırma konusunda ciddi hedef var yine burada. Yani işte bu şekilde etkiler proje çağrı programında net bir şekilde ortaya çıkartılıyor. Her bir kümeyle ilgili ayrı bir takım etki, her bir küme altındaki hedefle ilgili ana stratejik yönelimden yola çıkarak hedefler ortaya çıkartılıyor. Bizim işte projelerde çok güzel bir şekilde, ayrıca projenin kendi içerisinde, çağrının kendi içerisinde girdiğimiz zaman da orada kısa süre içerisinde ya çağrı sonunda, yani ya projenin sonucunda veyahut da ondan çok kısa bir süre, en geç bir yıl içerisinde elde edeceğiniz sonuçları istiyoruz. Ve o sonuçların da işte o etkileri iyi bir şekilde etki yapıyor olması gerekiyor. Bunları çok iyi mantıklı anlatmak gerekiyor. Daha önce söylediğim gibi çalışma programında aksini belirtmediği sürece yayılım, kullanım ve iletişim taslak planının öneriye eklenmesi kabul edilebilirlik koşulu. Yani sizin çok net bir şekilde nasıl yaygınlaşmayı sağlayacaksınız, nasıl iletişimi sağlayacaksınız ve nasıl bunların kullanımını sağlayacaksınız. Bununla ilgili çok net bir şekilde planı projenize koymanız isteniyor. Yapay zeka Avrupa da çok önemli ve Avrupa Horizon Europe kapsamında çok önemli konulardan bir tanesi. Yapay zeka ile ilgili Avrupa'da bir takım regülasyonlar da çıktı. Yani yapay zekanın hangi şekilde uygulanacağı ile ilgili. Onlara bu tip, eğer projenizde yapay zeka ile ilgili kısım varsa, onlara mutlaka hakim olup onlara gerekli referansları veriyor olmanız önemli. Otomotivde yapay zekanın kullanılması için o da apayrı bir konu. Ve o yüzden orada da belli standartlar var. O standartları takip edilmesi önemli. Bakın, önerilen yapay zeka tabanlı sistemlerin teknik sağlamlığı, mükemmellik kriteri altında değerlendirilmeli. Yani yapay zekadan nasıl eminiz? Ne kadar doğru, ne kadar güvenli, ne kadar teknik olarak sağlam? Bunları çok iyi bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Etik yine önemli noktalardan bir tanesi. Mutlaka projede etikle ilgili bir sorumlu olması isteniyor. Etik sorumlusu olması isteniyor ve projenizi bu etik kurallara uyumluluk açısından takip etmeniz isteniyor. Zaten etikle ilgili bir checklist de var projeyi verirken. Onu da veriyor oluyorsunuz ama proje içerisinde de etiği çok sıkı bir şekilde takip etmeniz isteniyor. Benlik denetimi, bu da yeni noktalardan bir tanesi. Burada bir öz değerlendirme istiyor. Yani güvenlikle ilgili bir takım sorunlar var. Gizli belgeler kullanılıyor. Sonuçların kötüye kullanılma imkanı olabilir. Ulusal güvenlik kısıtlamaları ile ilgili problemler var mı? Gibi kendinizin bir öz değerlendirme yazıyor olmanız isteniyor. Çoğunlukla öz değerlendirme sonucunda ama bir takım riskler gördüğü zaman özellikle bir güvenlik incelemesi de istenebiliyor projede. Şimdi bir bizim bazı ipuçlarına bakalım 2021-2020. İşte çoğunlukla bu innovation action'larda, yani inovasyon projelerinde az önce dediğim gibi 70 sayfa istiyorlar. Yani her ne kadar 45 sayfaya falan girdiyse de 70 sayfa istiyor tüm innovation action'larda. Ama coordination support action'larda eskiden 45 sayfayken 30 sayfa oldu bunlar. Research and innovation action'lar daha önce 60 sayfayken 45 sayfa indirildi. Teknoloji hazırlık seviyeleri, bunları daha önce konuştuk zaten. Ve PDF olarak da bunları hazırlamamız gereği var. Şimdi ne gibi 2022'de çağrılar var? Şöyle bazı örneklere bakalım. Şimdi mesela benim burada kırmızıyla işaretlediğim çağrılar, başka çağrılar da var aslında. Bakarsak Modular Multi-Power Train Zero Emission Systems for Heavy Duty Vehicles, Battery Electric and Fuel Cell.
electric vehicles for efficient and economic operation. Bu özellikle lojistik firmaları, ağır yük taşıma araçları, uzun yol otobüs araçları için falan istenen noktalardan bir tanesi. Bunlar 15-20 milyon civarında bütçesi olan, biz buna hazırlıyoruz şu anda artık, öyle bir başvuru çalışmamız var. Her yandan mesela bu sizlere söylediğim metrobüs gibi sistemlerde New Generation Full Electric Urban and Pure Urban Bus Rapid Transit Systems Strength Climate Friendly Mass Transport. Yani metrobüs sistemlerini elektriğe çevirme ve aynı zamanda otonom, yani bu çağrın içerisinde bizde otonom sistemler de var. Bu öyle bir şey istiyor. Yani direkt bizle İstanbul Büyükşehir Belediyesi direkt ilgili bir proje. İşte bunun kapanışı aşağı yukarı Nisan ortaları gibi. Yani biraz daha vaktimiz var ama tabii konsorsiyumlar da aşağı yukarı oluştu. Mesela bu önemli çağrılardan bir tanesi. Başka deniz yolu ulaşımına baktığımız zaman onlarla ilgili yine deniz yolu vasıtasıyla yük taşıma işte olan mevcut filoyu elektrikli filoya çevirme gibi bir takım çağrılar var. Mesela bu da ilginç olabilir. Bunu tabii bir incelemek lazım. Deniz yolu ile ilgili elimizdeki filoyu nasıl elektrikli çevirebiliriz? Bakılabilecek noktalardan birisi olabilir. Otonom karayolu ulaşımına baktığım zaman bunlar aslında kapandı Ocak ortalarında. Ama baktığımız zaman mesela bunların ilki D6001 direkt şehirlerin çok rahatlıkla içinde olabileceği bir projeydi. European Demonstration for Integrated Shared Automated Mobility Solutions for People and Goods. Belki bizden bazı şehirlerimizde, belki projelerde bulunurlar. Bir başka çağrı vardı, ona biz de katıldık. Bu CCM hizmetlerinin filo ve trafik yönetim sistemlerine entegrasyonu bir çağrı. Orada da birçok şehir var. Avrupa'dan birçok şehir bu çağrı içerisinde var. Oralarda demo yapıyor olacağız. Böyle bir çağrı var. Dirençli ve akıllı ulaşımla ilgili olarak baktığımız zaman yine bir takım çağrılar. Bunlar daha süresi olması lazım. Logistic Network Integration, D6001, and Harmonization through Operational Connectivity to Optimize Freight Flows and Drive Logistics to Climate Neutrality. Mesela bu da lojistik açısından baktığımızda önemli konulardan bir tanesi. Accelerating and deploying of new and shared mobility services for next decade. Mesela bu da şehirler için ilginç olabilecek bir çağrı. Advanced multimodal network and traffic management for seamless door-to-door mobility of passengers and freight transport. Yani bu da yine şehirler için ilginç olabilecek bir çağrı. Çok modlu ağların ve trafik yönetiminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamayı bir çağrı. Bu da aslında ilginç. Yalnız bu bitti galiba. Bu smart and efficient ways to construct, maintain and decommission zero emissions from transport infrastructures. Yani bu ulaşım alt yapısıyla ilgili bir çağrı. Bu da yine çok rahatlıkla şehirlerin içerisinde olabileceği, işte karayolların içerisinde olabileceği önemli çağrılardan bir tanesi. Yani gördüğünüz gibi hani bu çağrıların çok yakından takip edilmesi gerekiyor. Bir başka çağrı var benim şartım ama çok önemli. Urban Logistics and Planning, Anticipating Urban Freight Generation and Demand, including Digitalization of Urban Freight. Bu da şehirlerin içerisindeki lojistik bir planlama ile ilgili yine çok önemli, direkt şehirlerle ilgili olan bir çağrı. Yani baktığımız zaman burada hatta bir sonraki yine Smart Enforcement for Resilient, Sustainable and More Efficient Transport Operations. Bu da yine çok fazla şehirlerle ilgili bir çağrı. Yani oldukça fazla şehirlerle ilgili çağrılar var gördüğünüz gibi. Yani bunları hakikaten yakından takip ederek, açılmadan önce de takip ederek ilgili olmak gerekiyor.
Diğer çağrı var. Bu da önemli olabilir. Bu her ne kadar bir coordination support action ama DX0111 Civitas'ın 2030 yılında, yani Civitas'a yönelik bir çağrı aslında. Civitas'ın desteklenmesine yönelik bir çağrı, ama coordination support action var. Bu çağrıya da bakmak gerekebilir. Yani bu çağrının ortağı olarak böyle bir coordination support action, Civitas organizasyonunun parçası olarak bu çağrı içerisinde yer alınabilir. Da daha açılacak. 6 Eylül'de de kapanış. Ağlar. Bu European Green Vex altında hangi tip çağrıların şimdiye kadar projede, hangi tip projelerin yapıldığı, bu proje hedeflerinin sonuçlarının olduğu, bunlarla ilgili her türlü verileri internet üzerinden ulaşma imkanı var. Burada yol haritaları ile ilgili az önce de söylediğim gibi gerek Scria yol haritaları, gerek diğer yol haritalarına TRIMS sitesi üzerinden, Transport Research and Innovation Monitoring and Information System üzerinden ulaşma imkanı var. Bu da çok faydalı bir site. EIT bunların kentsel ulaşımla ilgili özel bir grupları var. Urban Mobility diye. Ayrı çağrıları oluyor EIT'nin. O yüzden bu çağrıları da takip ediyor olmak ve o çağrılarda yer alıyor olmak, onlara proje hazırlamak, bu da yine alternatiflerden bir tanesi. İşte bununla ilgili olarak mesela geçtiğimiz yıl Mart ayında takım matchmaking eventler, yani işte yine ilgili olanları bir araya getirmeye yönelik bir takım organizasyonlar yürütülmüş. Bu yıl da bir kontrol etmemiz lazım. Yani EIT Urban Mobility'yi takip edip hani ne gibi projeler var, onlara bakıyor olmak gerekiyor mutlaka. İşte burada havacılıkla ilgili bir takım çağrılar, Avrupa temiz havacılıkla ilgili, onların da ayrı bir stratejik araştırma ve inovasyon ajandası var. Çünkü onların da bir organizasyonları var. İşte çağrıları da, havacılıkla ilgili çağrıları da onlar hazırlıyor. Yine havacılıkla ilgili Digital European Sky ile ilgili yine ayrı bir grup, onların da hazırlamış olduğu bir araştırma alanı var. Özellikle 9 alan araştırma ve yenilik alanına konsantre olmuşlar. Bir diğer yandan da eğer bu VUCA programlarına katılmayı istiyorsanız 2020.org.tr var, ama 2020.org.tr şu anda kalktı. VUCA.org.tr var. VUCA.org.tr'ye girerek TÜBİTAK sitesi. Oradan bu yerde yer almak isteyenlere TÜBİTAK'ın da koymuş olduğu çeşitli destek ve ödüller ve hizmetler var. Bunları çok rahatlıkla takip edebilirsiniz. Ağlara üye olmak istiyorsanız ağlara üyelikle ilgili bir destek var mesela. Onlardan paylaşma imkanınız var. Bir yabancı araştırmacı ülkeye girmeyi istiyorsanız ona imkan var. Şu anda seyahatler ciddi bir şekilde tabii azaldı. Çoğunlukla online bir şekilde yürütüyoruz işleri. Fakat evvelden konsorsiyumlar hazırlanırken seyahat ediliyordu. Yani yüz yüze çoğunlukla konsorsiyum çalışmaları yürütülüyordu. En azından bir iki toplantı yüz yüze oluyordu. O nedenle bu seyahat desteği programından faydalanma imkanı var. Yani şu anda açık ama pek seyahat edilmiyor dediğim gibi. Eğer koordinatör olmak istiyorsanız koordinatörlü destekleme ile ilgili bir program var. Bunlar başvuru esnasında faydalanabileceğiniz bir takım programlar. Diğer yandan da başvurdunuz, projeniz kazanmadı ama işin üstünde puan aldınız. Yani fonlanmadı daha doğrusu. İşin üstünde alınca kazanmış sayırsınız ama projeniz fonlanmamış olabiliyor. Size proje TÜBİTAK bir teselli ödülü şeklinde bir ödül veriyor. Böylece hani o kadar uğraştınız, böyle bir ödül alabiliyorsunuz TÜBİTAK'tan.
Projeniz kazandı ve fonlandı zaman da yine aynı şekilde başarı ödülü de verilebiliyor TÜBİTAK tarafından isten. O yüzden TÜBİTAK bu Ufuk Avrupa programına girip oradaki web sitesine girip onunla ilgili gerekli bilgileri, her türlü desteği alma imkanımız var. Bu da önemli araçlardan bir tanesi. Evet, bunların yanı sıra herhangi bir şekilde sorunuz olduğu zaman, yani biz üniversite olarak zaten ben aynı zamanda teknoloji transferörüsünde koordinatörüyüm. Bizim vazifemiz kurumlara her türlü desteği veriyor olmak. Ve aynı zamanda da daha önce de söylediğim gibi özellikle bu alanlarda çalıştaylarımız da var. Avrupa Birliği ilgili olarak, buradaki çağrılarla ilgili olarak, bunları konsorsiyum hazırlama ile ilgili olarak çalıştaylarımız da oluyor. Herhangi bir şekilde bizim sitemize girip, OPINE sitesine girip oraya gerekli bilgilerinizi iletebilirsiniz veya herhangi bir şekilde sorunuz olursa her zaman bana e-mail atabilirsiniz. O e-mail ile gerekli desteği her zaman size sağlayabiliriz. Çalıştaylarımıza katılabilirsiniz. Böylece gördüğünüz gibi aslında durum oldukça karmaşık. Yani çok fazla imkan var, çok fazla yöntem var. Bunları doğru ve etkin bir şekilde kullanabiliyor olmak lazım. Ve iyi bir şekilde de takip ediyor olmak lazım. O yüzden bizlerle, bu konuda uzmanlarla bu ağların içerisinde olmak son derece önemli. O zaman bu tip konuları daha yakından, daha rahat bir şekilde takip edebiliyor olmanız daha kolay olacaktır. Ve bu ağların içerisinde olduğunuz zaman da proje hazırlamanız, fonlama gibi imkanlar yine çok daha rahat olabilecektir. Evet, yani benim anlatacaklarım aşağı yukarı bu kadar. Yani stratejiden başlayarak spesifik olarak nasıl bir yöntemle bu çağrıların hazırlandığı ve bu çağrılara nasıl proje hazırlanması gerektiği, ne gibi fonlama imkanları olduğu ve bu fonlamalar için ne gibi çalışmalar yapabiliriz, bu fonlamalardan nasıl faydalanabiliriz, bunlarla ilgili bilgileri mümkün olduğu kadar kısa bir şekilde sizlere iletmeye çalıştım. Herhangi bir şekilde bu konular çok uzun, kapsamlı konular. Herhangi bir şekilde bir ilave desteğe, bir ilave soruya ihtiyacınız olduğu zaman her zaman benimle iletişim kurabilirsiniz.